harita kadastro mühendisleri odası İstanbul Şubesi olarak daha önce 3 tane eğitim gerçekleştirmiş arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu 4. eğitimimiz. İlk eğitimimiz tapu mevzuatı ve tapu sicillerinin okunması üzerineydi. İkinci eğitimimiz kadastro haritalarının güncellendi. Üçüncü eğitimimiz de kamulaştırması, el atmanın teknik ve hukuki boyutundan bahsetmiştik. Hepinizin bildiği gibi şu anda aktif olarak ilanı yapılmış olan, firmaları ve yerleri belli olan 74 tane kadastro ihalesi söz konusu. Bu 74 şantiyenin büyük bir çoğunluğunda bu İlker Beylerin geliştirdiği program ve onun benzeri programlar kullanılıyor olacak. Bunlar biliyorsunuz tutanak üzerine. İlker Bey geniş geniş bahsedecek zaten bu konuda. Yazılmış bir yazılım. Ben biraz kendisinden bahsedeyim. Lider yazılım firmasını kurmuşlar 2000 yılında. Ali Şenlik ve İlker Kesen iki ortak olarak. Ardından 2005 yılında kadastro ihalelerinde tesis kadastroları başlamıştı biliyorsunuz. O ihalelere ihaleler için tesis, LİTES isimli bir program geliştirmeye başlamışlar. 2009-2010 yıllarında da bu program 22 ay yenileme işlemi çıkmasıyla Geolikas yenileme modülü olarak piyasaya sürülmüş. Ardından 2010 yılında Teknokent'e geçmişler. Ve anladığım kadarıyla da yani totalde bir 15 yıllık tecrübeleri bu alanda söz konusu. Piyasada da geniş anlamda da kullanılan bir program. Biz kendisinden rica ettik. Sağ olsun kırmadı bizi. Ücretsiz olarak bu kadastro tutanak programı ile alakalı kendi geliştirdikleri LİKAS yazılımı ile ilgili bize bir eğitim verecekler sizlere, hepimize. Buradan ilk önce teşekkür etmek istiyorum ben yönetim kurulu adına kendisine, bizi kırmadığı için. Siz de davetimize icabet edip katıldığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben şimdi sözü fazla uzatmak istemiyorum. İlker Bey'e bırakıyorum sözü. Bundan sonrasında söz İlker Bey'de. Buyurun İlker Bey. Şükrü Bey, öncelikle böyle bir fırsatı bize tanıdığınız için firmam ve kendi şahsım adıma hepinize teşekkür ederim. İstanbul Harita Mühendisleri Odası'na. Gelen tüm katılımcılara da ayrı ayrı teşekkür ederim. Gecenin bu saatinde zaman ayırıp katıldıkları için ayrıca. Şükrü Bey de bahsetti. Firmamız 20 yıllık firma. İlk 2000 yılında başladık. İşte önceleri başka yazı, sektörel yazılımlar yazıyorduk. İşte daha sonra bu tesis kadastro yazılımının başlamasıyla beraber işte ilk adı Geotes, sonradan adını değiştirdik. Lites adı altında yazılımla başladık. Yaklaşık 15 senedir de tapu, kadastro, harita sektörüne yazılımlar geliştiriyoruz. İşte arkasından Geolikas yenileme yazılımı devam etti. Bu yenileme yazılımıyla birlikte arşiv işleri vardı, arşiv yazılımları. Daha sonradan kadastroların talepleri vardı bizden. Kadastro yönetim sistemi yazılımı geliştirdik. Bununla beraber bizim firmalardan yine bu yenileme yapan, tesis kadastro yapan firmalardan talepler geldi firmamızda. Bunun üzerine biz de toplulaştırma yazılımını yazdık. Şu anda toplulaştırma yazılımımız Türkiye'de yapılan hemen hemen bütün işlerde kullanılıyor. Onun da kullanım oranı %99. Bununla beraber yine çalışmaya devam ettik. İşte bir yandan CAT yazılımı geliştiriyoruz. Şu anda adı da LICAT CIS adında bir CAT yazılımı. O da bitmek üzere. Yakın bir tarihte piyasaya çıkaracağız. Bununla beraber işte hepinizin bildiği gibi yenileme işleri yeni bir yönetmelikle ve işlevi geliştirilerek, daha önceden de yapılan sayısallaştırmalar da dahil edilerek işte güncelleme adı altında bir yönetmelik çıktı. Biz de bu Geolikas yenileme yazılımımızın ismini değiştirerek LİKAS, Lider Kadastro Güncelleme ve Sayısallaştırma Yazılımı olarak piyasaya çıkardık. Ve şu anda şantiyelerde büyük bir oranda bizim yazılımımız kullanılıyor. Bununla beraber firmalardan gelen talepler üzerine de bir kroki programı geliştirdik. Bu da yarın piyasaya çıkıyor. Bununla ilgili demo isteyenler olursa daha sonradan ulaştırırız.
Yani firmamızın yaptığı işler genellikle harita, kadastro ve haritacılık üzerine yazılımlar. Şimdi şöyle bir slide hazırladım sizin için, basit bir slide. LIKAS 8 yazılımından ne anlatacağız? İşte güncelleme, 20K proje yapımı, sayısallaştırma projesi yapımı, işte kadastro tescil harici 2B ve orman kadastrosu projesi, ve işte Kraki modülünü 2 dakika anlatacağız ve daha sonradan LIKAS'te de yine 2 dakikalık tanıtımla sunumumuzu bitireceğiz. Şimdi benim slaytım bu kadar. Şimdi yazılımın anlatımına geçeceğiz. Burada ben slayt üzerinden yazılımı anlatmayacağım. Bunun yerine slayt yerine canlı olarak yazılımı anlatıyoruz bu eğitimde. Şimdi yazılımımız iki bölümden oluşmakta. Birincisi masaüstü yazılım. İkincisi ise buna biz ana modülümüz diyoruz. Bir de CAD modülümüz var. O da piyasada yaygın kullanılan NetCAD yazılımının içerisinde modül olarak çalışıyor. Biz ilk önce 20K projelerinde ana modül üzerinden başlayıp daha sonra devam ediyoruz. Bilindiği üzere güncelleme projelerinde ilk olarak şunu yapmamız gerekiyor. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden proje sahasına ait, köylere ve birimlere ait MDB dosyalarını istememiz gerekiyor. MDB dosyası burada takvisten alınmış kayıtların bulunduğu dosyalardır. İşte bunlar köy bazında, mahalle bazında gelmektedir. Öncelikle programımızı açtıktan sonra karşımıza gelen ekrandan yeni bir proje açarak bu işe başlıyoruz. Yapmamız gereken yeni proje düğmesine tıklamak. Yeni projeye tıkladıktan sonra ister masa üstüne ya da farklı bir klasöre bir dosya adı yazıyoruz. Burada mesela köyümüzün adını yazarsak dosya adı olarak çalışması rahat oluyor. Şimdi buradaki mantığımız şu: her köy ya da mahalle için bir tane NetCAD dosyamız oluyor. NCZ uzantılı bir tane de LIKAS proje uzantılı bir tane proje dosyamız oluyor. Şimdi ben burada bir tane deneme isminde deneme mahallesi açayım. Deneme mahallesi. Kaydet düğmesine bastığımda karşıma veri al sihirbazı gelir. Şimdi veri al sihirbazı ne işe yarıyor? Programın yeni proje açtığımız vakit hiç kaydımız yok. İlk önce projede tapu kayıtlarının alınmasıyla başlıyoruz. Buradan ileri düğmesine tıkladığımızda karşımıza takvis veri tabanı geliyor. Genellikle bu kullanıyor. Daha öncelerden XML dosyaları, Excel dosyalarından da veri alınabiliyor. Onlar da kullanılıyordu. Şu anda MDB dosyaları kullanılıyor. Buradan 3 noktaya tıklatarak benim daha önceden aldığım bir tane MDB dosyam var şu şekilde. Bunu seçiyorum. İleri düğmesine tıkladığımda karşıma mahalle köy adı geliyor. Bazen MDB dosyalarında tek mahalle ya da birden fazla mahalle gelebilir. Burada yeni mahalle varmış. Bunu seçtik. İleri düğmesine tıkladık. Bakın bu yeni mahallede 820 tane parsel varmış. Bu parsellerin tümünü alabiliriz. Bir kısmını alabiliriz. Başında seçimler var. Ama biz projelere başlarken tümünü alarak başlayabiliriz. Daha sonra köy mahalle ayrımları olabilir. Köyün mahalle ayrımlarında ise bunları ayıklama yöntemlerimiz var. Onları da ilerleyen safhada göstereceğiz zaten. Şimdi burada ileri düğmesine tıklatıyoruz. Burada ada parsel ekle düğmemiz ve ada parsel bilgilerini güncelle düğmemiz var. Ada parsel ekle düğmemiz şu anda hiç parsel olmadığı için tapu kayıtlarındaki parselleri bizim LIKAS projesine ekliyoruz öncelikle. Güncelle ne işe yarar? Güncelle de şu, biz projemizi yapmaya devam ederken
Satışlar biliyorsunuz devam ediyor sürekli. Tapudaki satışlardan dolayı malik bilgilerinin güncellenmesi veya diğer kayıtların güncelleme işlemlerinde bu güncelle seçeneğini seçiyoruz. İlk olarak ekleden gidelim. Güncelle de şu şekilde projenin ilerleyen safhalarında tekrar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden MDB alaraktan bu güncelleme seçeneğini seçip bu işlemi devam ettirebiliriz. Burada ileri diyoruz. Şimdi ana parsel bilgilerimiz alındı, mülkiyet bilgileri alınıyor. Gördüğünüz gibi sihirbaz bitirdi işlemi. Kapat yapıyoruz. Şimdi bizim likas programında birincisi 20K projeleri yapılabiliyor. İkincisi sayısallaştırma projeleri yapılabiliyor. Diğeri de kadastro projeleri. Kadastro projelerinden kastımız şu: tescil harici 2B ve orman. Şimdi biz bu projede bir parselimiz 3 farklı işlem görebiliyor. Sayısallaştırma, güncelleme, diğer adı 20K ya da kadastro. Şimdi burada dikkat ederseniz ekranımızda bir parsel tipimiz var. Bunları default olarak güncelleme yapılacak şeklinde program kayıtları atıyor. Şimdi burada ekranımızda mahallemizin adı yeni mahalleymiş. Mahallemizin adı ekranda yazıyor. Artı eski ve yeni diye iki bölüme ayrılıyor ekranımız. Eski bölümde tapudan aldığımız kayıtları bizim likas yazılımında eski kayıtlar olarak geçer. Bizim projede ürettiğimiz veriler ise yeni bilgiler olarak geçer ve programda eski ve yeni diye ikiye ayrılır. Ekrandaki kadastro parsellerinin üzerine çift tıkladığımız vakit ekranımıza ada parsel ekle düzenle kartı gelir. Ada parsel ekle düzenli kartının ilk kısmında bakın eski bilgiler kısmımız var. Burada adası, parseli, paftası, mahalle ise mahalle kısmında adı yazar, köy ise köy adında adı yazar. Burada tapuya ait diğer bilgileri görebilirsiniz. Dikkat ederseniz yeni kısmı da boştur. Yeni kısmını biz oluşturacağımız CAD projesiyle otomatik olarak dolduracağız. Şimdi burada parsel tipi var önemli olarak. Şimdi bunlar varsayılan olarak 20K parseli kabul edildiği için bu güncelleme geliyor. Burada üst seçeneğimiz var. Kadastro, güncelleme ve sayısallaştırma. Buradaki parsel tiplerini hazırlayacağımız CAD projesinden otomatik olarak parsel tipi seçili olarak geliyor. Ve program bu parsel tipine göre işte parselin kadastro parseli ise ona göre rapor, işte güncelleme parseli ise ona göre rapor ya da sayısallaştırma ise ona göre parselleri ayırmamızı sağlıyor. O yüzden bu ifademiz önemli. İşte tespit kısmımız var ikinci sekme parselle ilgili. Burada da işte tespit edilen hata bölümleri, dava durumları, işte dava neye yönelik, sınıra yönelik, yüz ölçümü, itiraz varsa bu. ASKİ ilanı ile ilgili ek açıklama yazmamız gerekiyorsa, kadastro sekmesinde işte harç hesapları gibi bilgileri yer alıyor. Yine aynı şekilde tutanak sekmesinde 20K tutanağı ile ilgili görevli bilgileri biz yer alıyor. Aynı şekilde tapu kütüğünün işte mahallesi, cilt sayfa numarası ve diğer bilgiler mevcut. Edinme sebebi kısmında tutanağın edinme sebebini yazabiliyoruz. Mülkiyet kısmında ise parselin malik bilgilerini görebiliyoruz ve burada hisseleriyle beraber. Bağımsız bölümler varsa eğer kat mülkiyeti, kat irtifakı varsa burada da bağımsız bölümlerle ilgili bilgiler yine görülebiliyor.
Şerh beyan bilgileri sekmesinde şerh ve beyanlar varsa burada yine aynı şekilde görebiliyoruz. İrtifaklar, irtifak alanlarını yine burada görebiliyoruz. İrtifakları da görebiliyoruz. Rehin bilgileri varsa bunları da görebiliyoruz. Muhtesat. Bir de komisyonumuz var. Komisyon ise komisyon raporu yazacağımız vakit kullandığımız bölüm. Genel olarak parsel kartından tüm bilgilere ulaşabiliyoruz. Parsel kartını açmak için ekrandaki kaydın üzerine çift tıklamamız yeterli en basit olarak. Burada yine önceki sonraki kayıt düğmelerimiz var. Önceki sonraki kayıt düğmeleriyle geçiş yapabiliyoruz. Ondan sonra arama bölümlerimiz var. Yine burada işte ada parsel bul, malik bul. Ada parsel bul'a örneğin bir parsel numarası yazdım. 349'a 28 yazalım. Şimdi bul dediğimizde parseli bulabiliriz. Bunu aynı şekilde yeni bilgileri doldurduğumuz vakit buradan da arama yapabiliriz. Zemin ID'den de arama yapabiliriz. Kayda git dediğimizde o kayda gidip ekranda gösterebilir. Bunun yine aynı şekilde malik şeklinde araması var. Ali yazdık örneğin. Şimdi bul yaptım. Bütün Ali'leri ekrana getirdi. Burada bu ekranlarda veri gönderler var. Veri gönderlerden ekrandaki listeleri Excel'e gönderebiliriz. Yine bu veri gönder ekranlarının listelerin en başında bir yıldız işaretimiz var. Bu yıldızlardan hangi alanların gözükmesini sağlayabiliriz ya da tam tersi görünmemesini sağlayabiliriz. Bunlar için buradan açıp kapatabiliriz. Bu bütün ekranlarda var. Bu ayarlar genelde. Malik buldan istediğimiz maliyeyi seçip kayda git dediğimizde yine aynı şekilde gidiyor. Aynı düğmeler ekranın alt kısmında da var. Buradan da yine malik bul yapılabiliyor. Şimdi 20K projemize başladık. İşte kayıtlarımızı aldık. İlk olarak şunu yapmamız gerekiyor. Kayıtlarımızı aldıktan sonra kontrol işlemleri yapmamız gerekiyor. Kontrol işlemlerinden en büyük kontrolümüz burada hisse kontrol. Hisse hatalı parsellerimiz varsa bunları kontrol edebiliriz. Bu projemde yokmuş. Örneğin bir tane hata yapalım burada bilerek. Mülkiyetten mesela şunu 5 yapalım. Bakın hisse hatası olduğumu burada kırmızı gösteriyor. Şimdi biz normalde tapu kayıtlarını aldıktan sonra şu işlemi yapmalıyız. Listeleri alıp tapu kütüğüyle takvis kayıtlarını karşılaştırıp aralarında bir uyumsuzluk varsa bunları gidermemiz gerekiyor. Gerekirse fen klasöründe de bu kontrol için kullanabiliriz. Örneğin ben burada hisse kontrol dedim. Bakın bir tane kaydımda hisse hatası var. Bunun hisse hatalı olmasının sebepleri olabilir. Bunlar neler olabilir? İşte tapu kütüğünden takvise geçerken yanlış yazılmış olabilir. Ya da başka nedenleri de olabilir. Bu tür hatalar varsa bunları düzeltmemiz gerekiyor. Tabii düzeltilebilecek hatalarsa. Bunlar yazım yanlışlarıysa genelde düzeliyor ama onun dışında düzeltemiyoruz. Bunlarla ilgili kontrol raporlarımız var. Bunlar da yine aynı şekilde bakın üstteki sekmelerimiz var. Burada kontrol işlemlerine girdim az evvel. Burada kontrol raporlarımız var. Burada tapu kütüğü kontrol listesi var. Bu düğmeye tıkladım. Karşımıza rapor alma ekranımız geldi. Bu ekranlarda sıralamalarımız vardır. İşte ada parsel sıralı, cilt sayfa numaralı olsun. Her parsel yeni sayfada olsun gibi seçenekler var. Rapor alırken buradaki seçeneklere ihtiyacımıza göre seçebiliriz. Bu seçeneklere dikkat edersek iyi olur. Burada baskı ön izleme, ekranda bizim çıktığı kağıda çıkmış halini ekranda gösterir. Yazdırıp direkt yazıcıya gösterir. Rapor tasarla ise şu anki tapu kütüğü kontrol listesinin şablonunda değişiklik yapar ve daha sonra kullanacağım listelerde de kullanabilirim. Burada baskı ön izleme yaptığımda dikkat ederseniz bütün sayfaları hazırlıyor. Toplam 174 sayfa var. Bizim Likas yazılımında buradaki bu çıktıları alırken minimum kağıt kullanacak şekilde yaptık. Normalde atıyorum 174 sayfa çıkmış ama
Çoğu yazılımda bu işte 300 sayfa, 500 sayfa çıkabiliyor. Bu yönden de bir avantaj sağlıyor yazılımımız aslında, çıktı yönünden de. Eğer kapat ekranından kapatabiliriz. Yine burada yazıcı düğmemiz var. Buradan yazdırabiliriz. Buradan şu anda raporumuzdan çıkalım. Bu şekilde. Şimdi tabu kütüğü kontrol listemizi aldık. Arkasından eğer burada kat kütüğü ve benzeri yine raporlarımız varsa bunları da alabiliriz. Bakın bu projemde varmış. Bu da 19 sayfa çıkmış. Bunu da yine listesini çıkarabiliriz. Bu listeler işin ilk başında kullanılıyor. Bu şekilde çıktıları alıyoruz. Daha sonra bunların onayları var. Onaylatıyoruz. Hatalar varsa düzeltiyoruz. Daha sonra projemize başlıyoruz. Şimdi burada kişisel kontrolümüzü yaptık. Çıktılarımızı aldık. Daha sonra şu anlık projede işimiz bitti. Bu kontrol işlemlerimiz. Daha sonraki safha işte CAD yazılımında projeyi hazırlamaya geçmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle ben buradan hemen daha önce açmıştım yazılımımı. Bizim yazılımımızın içerisinde demo projeler var öncelikle. Demo projeleri kullanabilirsiniz öğrenme safhasında ya da işte projede çalışırken ne nasıl yapılmış görmek istiyorsanız demo projeleri kullanabilirsiniz. Demo projeler hem CAD projesi olarak hazırlandı hem de LICAS projesi olarak hazırlandı. O yüzden işte bir güncelleme projesi nasıl hazırlanıyor diye merak ediyorsanız şu şekilde yapabilirsiniz. Dosya menüsünden bakın demo proje aç. Buradan demo proje aç düğmesini tıklarsanız bakın karşımıza bir tane NetCAD projesi geldi. Bir tane de aktif proje, demo güncelleme LICAS projesi geldi. Gördüğünüz gibi buradan açabiliyoruz. Şuradaki kısa yolundan da yine açabiliyoruz. Burada demo sayısallaştırma projesi aç düğmemiz var. Burada da bir sayısallaştırma projesini açalım. Örnek olarak. Gördüğünüz gibi burada da bir sayısallaştırma projesi açtık. Aktif projemiz de değişti. Şimdi LICAS yazılımı NetCAD'de nasıl çalışır? Ekranda hangi proje açıksa CAD ekranında aynısı da bizim LICAS projesinde açık olmak zorundadır. Beraber çalışabilmesi için. Burada dosya isimlerini beraber verirseniz eğer mesela demo sayısallaştırma LICAS proje ve ya da demo sayısallaştırma.ncz şeklinde verirseniz LICAS projesini açtığınızda NetCAD projesi de otomatik olarak açar. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Bizim demo projemiz var. Ondan açalım. Şimdi masa üstünde. Demo güncelleme projesi. Şimdi burada ilk olarak şu ada parsel listemize bakalım. Bakın burada bütün kayıtlarımız duruyor gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde buradan da aynı projeyi açalım. Şunu kapatalım. Şimdi NetCAD'de projemiz açıkken buradan da projemizi açabiliriz. Projekten demo güncelleme. Şimdi buradan açtığımızda bakın az evvelki projede yeni kısımları boştu. İstersek bu yeni kısmını buradan sonradan tekrar boşaltabiliriz. Bizim toplu işlemlerimiz var. Toplu bilgi girişinden ben buradaki eşleştirmeleri iptal edeyim. Bakın yeni bilgileri atanan tüm eşleştirmeleri iptal et seçeneğimiz var. Bakın buradaki eşleştirmeleri iptal ettim. Şimdi NetCAD'e geleyim. Şimdi buradan aynı projem açıktı. Kapatalım, bir daha açalım görmeniz için. Demo güncelleme.
Şuradan bakın. Yeni ada parsel şu anda NetGet gözükmüyor şeklinde, NetGet ekranı gözükmüyor şeklinde uyarılar var. Şu şekilde gözükmüyor mu acaba? Tekrar bir paylaşım yapalım. NetGet ekranı. Şu anda NetGet ekranı gözüküyor mu? Tamam, güzel, güzel. Şimdi ben bu NetGet'te yaptığım işlemleri tekrarlıyorum. Şimdi kapatalım. Şimdi NetGet'te üstteki menüden Likas'a tıklayarak Likas ekranımızı açıyoruz. Likas ekranımızı açtıktan sonra Likas'ta örneğin daha önceden hazırladığımız demo projeler var. Bu demo projeleri açabilmek için dosyadan demo güncelleme projesi aç dediğimiz vakit bakın bir tane NetGet projesi açtı. Bir tane de demo güncelleme projesi açar gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bizim daha önceden hazırladığımız sayısallaştırma projemiz var. Bunu da açmak istersek demo sayısallaştırma projesi aç diyebiliriz. Bakın bu sefer de sayısallaştırma projesi açtı. İşte Likas ekranının altında demo sayısallaştırma Likas projesi diye yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi NetGet ekranında hangi projemiz açıksa Likas'ta da aynı projeyi açıyoruz. Şimdi az evvelki demo projemizden devam edelim. Şimdi ben bu projelerimi buradan kapattım. NetGet'ten yine proje kapattan kapatabiliyorum bakın sırasıyla. Şimdi gelelim masa üstündeki demo projemizi açalım. Dosyadan proje aç. Buradan demo güncelleme projesini açtım. Şimdi burada ilk önce CAD projesini nasıl hazırlamamız gerekiyor onu öğrenelim. Burada şunu yapabiliriz projeye başlamadan önce. Örneğin yeni bir proje açtınız. İşte projede hangi tabakaları kullanmanız gerekiyor? Ne tabakası lazım? Bu tür işlemler için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Programda kadastro güncelleme tabaka şablonu oluştur diye bir seçenek koyduk. Bakın NetGet'ten baktığımızda şu anda sadece sıfır tabakamız var gördüğünüz gibi. Likas'tan gelip şablon oluştur düğmemize tıklatıp evet dediğimizde hemen NetGet'teki tabakaları gördüğünüz gibi tüm tabakaları oluşturuyor. Şimdi bu bizim programdan oluşturulmuş tabaka şablonunu kullanmanın avantajları var. Bunları kullanırsanız genellikle hata yapılmıyor ama diğer türlü örneğin işte ada haline eski ya da ada haline yeni yazılırken bazen I'lar küçük, I harfi büyük I yazılıyor. Bunun gibi hatalar yapılabiliyor. Bu hataları engellemek için ya da işte yapılan projede çalışan herkesin aynı tabaka yapısını kullanmasını sağlamak istiyorsanız bu tabaka şablonunu kullanabilirsiniz. Şimdi ben NetGet'teki projemi kapatıyorum. Demo projeye geçiyorum. Şimdi burada bizim daha önceki projemiz var. Şimdi burada nedir onu anlatalım öncelikle. Bizim tabaka şablonumuzun altında tabaka ayarlarımız var. Şimdi tabaka ayarları ne işe yarıyor? Tabaka ayarları şu işe yarıyor. Projede, NetGet projesinde hangi tabakada hangi bilgi var? Ve Likas bu bilgilerle hangi işlemi yapması gerektiğini bu tabaka ayarlarından anlıyor. Tabaka ayarlarımız doğru olduğu sürece programda bir hatayla karşılaşmazsınız tabaka hatasında. Bundan dolayı buraları
projeye başlamadan önce düzenlememiz gerekiyor. Eğer bizim tabaka şablonunu kullanırsanız buradaki ayarlarda pek değişiklik yapmanıza gerek kalmıyor. Şimdi bu öncelikle burada bir genel sekmemiz var tabaka ayarlarında. Genel sekmesinden altında ada tabakalarımız var. Parsel tabakalarımız, hafta, irtifak, eşleştirme. Daha sonra güncelleme sekmemiz var. Güncelleme sekmesi sadece 22A projelerine ait tabakalar bu ekranda bulunuyor. Bir de sayısallaştırma sekmemiz var. Bu sayısallaştırma sekmesinde de sayısallaştırma projelerimize ait tabakalar ayarları da burada bulunuyor. Şimdi öncelikle yapmamız gereken 22A projesinden başlıyoruz. Bu 22A projesinde şimdi bizim buradaki demo projede şöyle bir tabakaların hepsini kapatalım. Bu adamız. Şimdi normalde şu şekilde yapmamız gerekiyor. Bizim bu projemizde şu anda yeni parsellerimiz mevcut. Ama bu güncelleme projelerinde kadastrodan aldığımız haftalarda ya da kadastronun elinde olan parselleri aslında eski parselleri ekranda biz sayısallaştırıp ekranda oluşturmamız gerekiyor. CAD ekranında. Bizim bu projemizde o tabaka yok. Yani ben buradan örnek veriyorum. Buradan hemen tabakasını açalım. Olmadığını göreceksiniz. Bakın parsel aleni eskiye açtığım halde karşıma parsel gelmedi. Normalde kadastronun elindeki paftalardan eski parsellerimizi oluşturmamız gerekiyor. Burada yeni parsellerimizi oluştururken işte şunu yapmamız gerekiyor. Adlandırma kurallarımız var parseli. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin buradaki 119 nolu parseli ekrandan seçelim. Ekrandan seçtiğimizde bakın adı kısmında şu şekilde yazıyoruz. Ada taksim parsel şeklinde yazıyoruz. Eğer adası yoksa 0 taksim parsel numarası şeklinde yazıyoruz. Bu şekilde adlandırma yapıyoruz. Yeni parsellerimizi oluştururken bu şekilde oluşturuyoruz. Bu güncelleme parsellerinde parsellerimizi oluşturduktan sonra bunun eskisinin ne olduğunu tabii bizim burada eski parsellerimiz olmadığı için göremiyoruz şu anda ama normalde olması gerekiyor. Örneğin şurada bir eski parsel olabilirdi şu şekilde. Yani burada bir parsel olabilirdi mesela 0 taksim 1 diye eski parsel. Şimdi bu iki parseli benim normalde eşleştirmem gerekiyor. Eşleştirmek için biz nokta atıyoruz yeni parselin içerisinde. Eşleştirme işlemini bu nokta atarak yapıyoruz. Bu nokta atma işlemini 3 farklı şekilde yapıyoruz. Buradaki yeni oluşturduğumuz parsel hangi işlemi görecekse ona göre nokta atıyoruz. Örnek veriyorum. Buradaki güncelleme. Güncelleme ise tabaka ayarlarımızı açalım hemen. Tabaka ayarlarında bakın eşleştirme tabakalarımız var. Burada 3 tane biz farklı iş yapılıyordu. 3 farklı işe göre 3 farklı tabaka açtık. Şimdi birincisi eşleştirme noktası kadastro. İkincisi eşleştirme noktası güncelleme. Üçüncüsü ise eşleştirme noktası sayısallaştırma. Şimdi burada ilk defa tescil olacak parseller yani daha önceden bir tapu kaydı yoksa bu bir tescil harici parsel olabilir. Bir 2B parseli ya da bir orman parseli olabilir. Bunları noktalarını eşleştirme noktası kadastroyu oluşturuyoruz.
Diğeri eşleştirme noktası güncelleme. Bu 20K parselleri, yani güncelleme parsellerini ise eşleştirme noktası güncelleme tabakasına oluşturuyoruz. Bir de eşleştirme noktası sayısallaştırma var. Eğer parsel sayısallaştırma işlemine tabi tutulacaksa bunları da noktalarını eşleştirme noktası sayısalda oluşturuyoruz. Şimdi programda daha önce oluşturulmuş noktalar var. Onlardan bahsedelim. Hemen tabaka ayarlarımızı açalım. Bakın yeni parselin içerisine nokta atılmış. Bu noktaları biz eşleştirme yapmak için kullanıyoruz. Bakın bu şekilde 3 farklı var. Şunlar mesela 215'e 1, 215'e 2. Bunlar ilk defa tescil edilecek parseller. Ondan sonra yeşillerde güncelleme. Diğer renk ise sayısallaştırma. Bu şekilde farklı farklı atabiliyoruz. Şimdi bu nokta atma işlemlerini burada tabii ki parselimiz az. Teker teker de yapabilirsiniz. Bu uzun olabilir. Bunun için bizim programımızda likas menüsünü açtığımız vakit şöyle bir aracımız var. Eşleştirme noktası atma sihirbazı. Şimdi eşleştirme biz şu işleme eşleştirme diyoruz. Eski parselle yeni parselin ilişkisine biz bizim likas yazılımında eşleştirme diyoruz. Bunun için ekranda yeni parselin içerisine nokta atıyoruz. Bunu nokta atmayı da bu eşleştirme noktası atma sihirbazıyla yapabiliriz. Tabii ki bu güncelleme parselleri için atıyor. Burada işte eski parsel alanı olması gerekiyor. Benim projemde eski parsel alanı olmadığı için hani bu sihirbazın tamamını burada gösteremiyorum. Eğer sizin eski parsel alanınız varsa daha sonra eşleştirme noktası güncelleme tabakasına noktaları otomatik olarak ileri deyip attırabiliyorsunuz. Bu işlemi de hızlıca geçebiliyorsunuz. Şimdi parsellerimizi oluşturduktan sonra yeni parsellerimiz içerisinde eşleştirmek için noktalarımızı attık. Tabaka ayarlarımıza gelelim aşama aşama. Şimdi burada parsellerimizi oluşturduktan sonra bakın yeni parsellerimizi parsel alanı yeni yani parsel aleni yeni tabakasında yapıyoruz. Eski parsellerimizi de parsel aleni eski tabakasında oluşturuyoruz. Yine bunların adasını da ada aleni yeni de yeni adaları yani eskide de ada varsa ada aleni eskiyi kullanıyoruz. Burada paftalarımızı açtığımız vakit bunu da yine pafta kısmına tanımlamamız gerekiyor. İrtifak alanlarımız varsa bunları tanıtmamız gerekiyor. Bunları tekrar geleceğiz. Şimdi güncellemede bir diğer konu ise yapılar. Yapılar işte üçe ayrılıyor. Yapılardan kastımız binalar. Yani parsellerin üzerinde tescilli olan binalar, tesissiz binalar. Bir de tescilli olup da yıkılmış binalar olabilir. Bunları projemizde oluşturmamız gerekiyor. Arkadaşlar soru soran arkadaşlarımız var. Bunları soruları en son soru cevap bölümünde alalım. Konumuz bölünmemiş olur. En son yapacağız soru cevap kısmını. Şimdi burada ben devam ediyorum. Tabakalarımı açıyorum Netcat'ten. Şekilde 3 tane tabakam var. Şimdi dikkat ederseniz yapılarıma alan kapatıyorum. Örneğin bir tanesini sorgulayalım. Şimdi bakın 213 nolu adanın 116 nolu parselinde A adında bir tane yapım varmış. Bu
Bakın yapı ALN tescil tabakasında. Daha sonra başka bir tane daha bakalım. Örneğin şu. Bu da tescilliymiş. Bu tescilli parselimiz. Bakın iki parselin hemen hemen ortasında bulunuyor. İşte bir tanesi 15 nolu parsel, diğeri de 17 nolu parsel. Şimdi bu yapı hangi parsele aitse bundan dolayı adlandırma yaparken adası, taksim, hangi parsele aitse o parsel numarasını yazıyorum. Daha sonra burada bakın B denilmiş. Neden? Bu parselde bir tane daha yapı varmış. O da şu gördüğünüz gibi. Bu da 213 taksim 15 taksim A şeklinde adlandırılmış. Şimdi buradaki B parseli 17 nolu parselin içerisinde yer alıyor bir kısmı. Buna genelde kadastrocular tecavüzlü bina diye tabir ediyorlar. Bu tecavüzlü bir binamız. Şimdi şurada da var yine bakalım bir binamız daha. Yine burada da 213 taksim 11 taksim A. Bu da yıkık bina. Bu yıkık bina eğer biz yıkık binalarda şöyle tapuya daha önce tescilliyse ve yıkıldıysa projede genelde o şekilde belirtiyoruz. Eğer önceden tescilsiz ve yıkıldıysa genelde projede belirtmiyoruz. Yani bazen kadastrocu arkadaşlar hani bunu da gösterelim şeklinde yazabiliyorlar, isteyebiliyorlar ama genelde gösterilmiyor. Binalarımızı da bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi buradaki tecavüzlerle ilgili yani bir bina bir parsele kaç metrekare tecavüz etmiş bunlarla ilgili yani otomatik LİKAS programı kendisi hesap ediyor. Bunlarla ilgili ekstra bir hesap yapmamıza gerek yok. Şimdi bu binalarımızı oluşturduk projemizde. Daha sonra irtifak alanlarımız varsa onları da yine aynı şekilde oluşturmamız gerekiyor. Hemen yine tabaka ayarlarımızı açtık. Hem de ben size tabaka ayarlarını teker teker göstermiş oluyorum. Şimdi projemde bakın irtifak alanı 7'ler. Burada benim 2 tane irtifak alanım varmış. İşte BOTAŞ ve TEDAŞ. Şimdi normalde burası boş geliyor. Tanımlı olmuyor. Çünkü irtifaklar her projede oluyor, olmuyor, farklı oluyor ya da isimleri farklı oluyor. Biz bunları daha önceden tanımlamışız NETGET'e. Bakalım bunu da nasıl yapmışız. Şurada 2 tane bakın. Şimdi irtifaklarda da şöyle bir şey yapıyoruz. Yani her irtifak için ayrı bir tabaka açıyoruz. İşte BOTAŞ'sa IRT alt çizgi BOTAŞ, TEDAŞ'sa IRT alt çizgi işte TEDAŞ, DS'ye ait bir irtifak alanı varsa yine aynı şekilde IRT alt çizgi DS şeklinde açıyoruz. Şimdi irtifak alanlarında da sadece yeni alanları oluşturuyoruz. Eski alanları oluşturmuyoruz. Şimdi burada irtifak alanlarını sorgulayalım. Bakın bir tane burada var. Bu da BOTAŞ ismini vermişiz adına. Diğerine geçelim. Buradaki adın pek bir önemi yok. Buradaki adı kullanmıyor. Tabaka adından oluyor irtifak hatlarının yazılımımız. Bakın burada da TEDAŞ diye yapılmış. Biz bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Biz burada bakın dikkat ederseniz BOTAŞ ve TEDAŞ için ayrı 2 tane alan kapatmışız. Bazı arkadaşlar proje yaparken işte parsel parselde alan kapatabiliyorlar bu irtifaklar için. İsterseniz siz de parsel parsel kapatabilirsiniz. Ama bu şekilde tek yaparsanız zaten LİKAS her parsele ne kadar irtifak düşüyorsa bunları otomatik olarak hesaplayabiliyor.
Şimdi yeni irtifak alanlarını bu şekilde yaptıktan sonra peki eski irtifak alanlarımız nasıl olacak? Şimdi tapuya tescilli olan irtifakları da şu şekilde yapıyoruz. Bunlar takvisten bize metinsel bilgi olarak geliyor karşımıza. Bunun için bizim yazılımda toplu irtifak alanı girişi diye bir ekranımız var. İster bunu buradan açabilirsiniz, isterseniz ana ekrandan açabilirsiniz. Şimdi burada bakın bizim hiç irtifak alanı yokmuş bu projemizde. Tapuya kayıtlı, o yüzden hiç gelmedi. Normalde bakın burada irtifak metni geliyor yukarıda. Örneğin bu burada bir metin olduğunu düşünelim. Mesela orada bir irtifak hakkı varsa mesela bizimki neydi? BOTAŞ'tı. BOTAŞ ismini yazıyoruz. İşte tapuya tescilli ne kadar alanımız varmış BOTAŞ adına? 450 metrekare. Bunu giriyoruz. Eğer ikinci bir irtifak daha varsa aynı parselde yine aynı onu da buraya tanımlamamız gerekiyor. İşte TEDAŞ o da 300 diyelim. Şimdi grafik ekranda oluşturduğumuz irtifak alanlarını da programımız otomatik olarak hesaplayıp buradaki yeni irtifak alanına getirir. İlerleyen safhada göreceksiniz. Bunları da biz otomatik hesaplamıyoruz. LIKAS kendisi hesaplıyor. Şimdi kapattım. Buradan da eski irtifaklara giriş yapıyorum. Bu projemde yok, o yüzden giremedim. Şöyle bir örnek gösterdim sadece. Şimdi irtifakları da oluşturduk bakın. Bu projede yine ada alanları da kapatılmış. Ada alanları da yine aynı şekilde şu şekilde göstereyim. Adanın adını veriyoruz adı kısmına. 213 nolu ada. Şimdi yeni adalarımızı oluşturduk. Neler yaptık? Şöyle bir kısaca tekrarlayalım. İlk önce yeni parsellerimizi oluşturduk. Daha sonra yeni parsellerimizin içerisinde eşleştirme noktalarımızı oluşturduk. Daha sonra yapılarımızı işte 3 farklı tabakada oluşturduk. Tesis, tescilli ve yıkık. Ondan sonra yine irtifak alanlarımızı oluşturduk. Bunu BOTAŞ, TEDAŞ, DS gibi alan kapattık. 20K projelerinde biliyorsunuz arkadaşlar sınır tiplerimiz var. İşte, parselde bir de sınır tipi belirlemesi yapıyoruz. Sınır tipi belirlemesini bizim yazılımdan yapabileceğiniz gibi genelde arkadaşlar şu şekilde yapıyorlar. Netcat'teki çoklu doğruyu kullanarak sınır tipi belirliyorlar. Ya da doğruyu kullanarak sınır tipi belirliyorlar. Burada en çok kullanılan sınır tipi belirleme yöntemi doğrularla sınır tipi belirleniyor. Ama bizim yazılımda doğrulara değil de çoklu doğruları sınır tipi olarak kullanıyor. Peki sınırları nasıl belirleyeceğiz? Sınırları belirlerken ilk önce bizim tabakalarımız var. Ondan bahsedeyim size. Yine tabakalara geldik, tabaka ayarlarına. Şimdi irtifaklarda şunu söylemeyi unuttum. Buraya irtifakları nasıl getirdim? Onu anlatmayı unuttuk. İrtifak alanı yenilere geldik. Ekranımızın şu kısmından 3 noktayı tıkladık. Şimdi burada irtifak alanımızla ilgili ÖRT BOTAŞ, ÖRT TEDAŞ'ı seçtim, tamam yapıyorum. Gördüğünüz gibi buraya tanımlandı. Yani bu yöntemle bunu belirtebiliyoruz. Şimdi geçelim güncellemeye ait sınır tiplerini belirlemeye. Bakın gördüğünüz gibi bizim 7 tane sınır tipimiz var. Bu 7 tane sınır tipinde en çok kullanılan sınır tipimiz sabit sınır oluyor genelde. Geçerli sınır. Değişebilir. Bunlar çok kullanılıyor genelde. Şimdi bu sınır tipleriyle neye göre belirlenecek? Bunlar yönetmelikte yazıyor. Yani ben o kısımlarına girmiyorum burada program anlattığım için.
Bu sınır tiplerini yönetmeliğe göre ya da kontrol mühendisiniz eşliğinde bu sınır tipleri nasıl belirleyeceğinizi öğreniyorsunuz arkadaşlar. Daha sonradan programda da şu şekilde. Şimdi bazı kadastrolar sınır tiplerini kendisi belirleyip yüklenici firmaya verebiliyorlar. Ama bazılarında da ise genelde yüklenici firma personeli sahadan işte sınır tiplerini toplayıp ya da işte orta fotodan sınır tiplerine bakarak belirleyebiliyorlar bu tür yöntemlerle. Sınır tiplerini belirlerken şunu yapıyorlar genelde, buradan Netcat'ten sınır hangisi mesela sabit. Sabit sınır tipimizin için tabakasını seçiyoruz. Şuradan tabakaları bir açalım öncelikle. Şimdi bizim projemizde daha önce belirlendiği için ben onları bir temizleme yapayım. Şimdi buradan sadece ekranda doğru olarak belirlenmiş sınır tiplerim var. Buradan parsellerimi de açayım, ekranda görelim. Şurada da parsellerim var. Şimdi sınır tipi belirlerken neye dikkat ediyoruz? Nasıl belirliyoruz? Örneğin şu 92 nolu parsel ve 93 nolu parselin sınırı var gördüğünüz gibi. Bu sınırı belirlerken Netcat'ten çizgi çizgi seçiyoruz. İşte hangi tabakada kullanacaksak, hangi sınır tipini kullanacaksak onu seçmemiz gerekiyor. Aktif tabaka olarak. İşte geçerli. Bakın ben biraz dıştan şöyle belirleyeceğim sizin farkını görebilmeniz için. Bu şekilde belirledim. Daha sonra devam ediyorum. Burada bitiriyorum. Genelde proje yapan arkadaşlar böyle çizgi tipinde belirliyorlar. Bakın bu doğru. Bu da doğru. Hani ben belli olsun diye dışına çizdim arkadaşlar. Yani normalde noktayı yakalayarak çizmeniz gerekiyor. Mesela başka bir tane daha şöyle örnek yapalım. Şimdi buradan sabit tabakasına geçtim. Örnek veriyorum, şu kısmı sabit olarak belirleyelim. Geldim. Yakalama modunu açtım. Örneğin şu kısmı bu şekilde sabit şekilde belirliyorum. Gördüğünüz gibi bunu da çizgi olarak yaptım. Şuradan da size göstereyim. Bunlar doğru çizgi şeklinde. Bakın burada ben çift sınır attım. Hiç böyle çift sınır atılmaz. Burada size göstermek için. Bu attıklarımı geri alayım. Projemizde bu şekilde sınır belirlemelerini yapıyoruz. Bakın siyahlar sabit. Bu şekilde sınır belirlemeleri yapılmış. Ama bunlar doğru olarak yapılmış arkadaşlar. Bunları biz Likas projemizde kullanabilmemiz için çoklu doğru yapmamız lazım. Aslında örnek veriyorum. Buradaki sınırı şu şekilde belirlememiz gerekiyor. Çoklu doğrudan belirlememiz gerekiyor ama doğruyla çalışmak daha pratik geldiği için doğru yapıyorlar. Biz de aslında şu şekilde istiyoruz. Bakın yakaladım.
Burayı yakaladım, burayı yakaladım. Burada tek bir tane doğru istiyorum. Çoklu doğru istiyoruz. Bu şekilde. Tabii bu şekilde çizmesi genellikle zor oluyor. Ondan dolayı bir aracımız var, onu göstereceğim. Bakın, bu şekilde tek olması gerekiyor. Hemen bunu geri aldım. Şimdi bu doğruları, çoklu doğruyu çevirme aracımız var. Sihirbazımız var yazılımımızda. Bunu da şuradan likas menüsünden açıyoruz. Doğrulardan çoklu doğru sınır tipi oluşturma sihirbazımız var. Projemizin tüm sınırlarını, parsellerin sınırlarını, mevzuattaki sınır tiplerini kullanarak bu şekilde doğru olarak belirttikten sonra çevirmemiz gerekiyor. Bu çevirme işlemini defalarca yapabilirsiniz. Örneğin bu projeyi bir yapalım. İleri diyorum. Ve gördüğünüz gibi yapmaya başlıyor. Arkadaşlar bu doğrulardan çoklu doğru sınır tipi çevirme işlemini sınır tiplerini değiştirdikçe defalarca yapabilirsiniz. Bu sihirbaz çalışmadan önce daha önce yaptığı işlem varsa, oluşturduğu çoklu doğrular varsa bunların otomatik olarak kendisi temizliyor. Şimdi bakın dikkat ederseniz bu çoklu doğrular oluştu. Bu çoklu doğruların tam orta noktasına işte sınır tipini belirten harfler yerleştirdi. Yazılar yerleştirdi diğer bir ifadeyle. İşte dikkat ederseniz sorgulayalım öncelikle. Bakın burada bir S harf var, sabit. Bakın bunun doğrusu vardı arkadaşlar altta. Öncelikle onu göstereyim. Çoklu doğrusu oluşmuş bakın bütün hat şeklinde. Yine aynı şekilde başka bir tane geçerli sayılabilecek var. Yine aynı şekilde bakalım. Bu zaten çoklu doğru. Burada bir tane doğru varmış zaten. Şöyle biraz daha değişik. Çok kırığı olan bir örnek bakalım. Mesela şu. Bakın bu G harfini çoklu doğrunun tam ortasına yazıyor gördüğünüz gibi. Sorgulayalım. Bakın bir tane doğru var burada. Bir tane çoklu doğrumuz var. Artık program işlem yaparken çoklu doğruyu kullanacak. Aslında bu işte çoklu doğrunun ortasına yazıyor. Siz sınır tiplerini doğru mu belirlemişsiniz bunları kontrol edebilirsiniz aslında ekranda. Aslında projeniz oluştuktan sonra şöyle bir üzerinden basit bir şekilde gezerseniz işte sınır tipleri doğru belirlenmiş mi? İşte doğru olarak yanlış yapılabiliyor bazen belirlenirken. Bir projenizi göz gezdirirseniz zaten belli oluyor. Dikkat ederseniz işte burada büyük bir tane sınır var. İşte o yüzden değişebilir D'sini buraya atmış. Yani bu şekilde zaten düzgün olmadığı vakit zaten harfler farklı yerlerde çıkıyor. Projenizi bu şekilde gezerek bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Sınır tiplerini belirledikten sonra da eğer sınırlarda yine bir değişme olursa aynı sihirbazı tekrar çalıştırabilirsiniz. Yani sihirbazı tekrar çalıştırabilirsiniz. Bu tekrar çalıştırdığınız vakit çoklu doğrulardan defalarca oluşturması yazılım. Şimdi projemizde sınır tiplerini de belirledik. Tekrar tabaka ayarlarına gelelim. Şimdi burada bakın sınır tiplerini belirledik. Yapıları belirledik.
Ondan sonra parsel komşu alanlar var. O konuya daha sonra geleceğim. Sayısallaştırmaya, güncellemeyi anlattıktan sonra tekrar geleceğiz. Şimdi burada açtığınız paftalar varsa bunları da belirtmemiz gerekiyor. Bizimki Pindex tabakasında. Bakın paftalarımız açılmış daha önceden. Yani pafta açmayı herkes biliyordur zaten. Nasıl olduğunu anlatmaya gerek yok. Şimdi burada paftanız işte bazen Pindex 5000 ya da Pindex 1000'lik, 2000'lik gibi buradan paftalar seçebilirsiniz istediğiniz tabakayı. O zaman buradan açıp seçebiliyorsunuz. Şimdi bizim Likas programı işlem yaparken bu ekrandan kullandığı tabakalar şunlar. Ada alene yeni, parsel alene yeni, Pindex irtifak alanı yeniler, bir de eşleştirme noktası, kadastro, güncelleme ve sayısallaştırma. Yani işlem yaparken şuradaki genel sekmesinden bunları kullanıyoruz. Onun dışındaki tabakalar ise projesi arkadaşlara kolaylık olsun diye sunuldu. Yani biz işlem yaparken kullanmıyoruz. Şimdi burada güncelleme tabakasında işte yapılar var. Bunu kullanıyoruz. Yapı alanı tescilli, tescilsiz ve yıkık şeklinde. 3 tane ayrı tabakaya alanları kapatıyoruz. Eşleşen hiçbir yer yok. Yine aynı şekilde sınır tiplerimizi de burada zaten belirli. Sınır tiplerimizi belirtirken tabakaları kullanıyoruz. Şimdi gelelim eski parsellerimizle yeni parsellerimizi eşleştirmeye. Bunun için arkadaşlar ekranımızın şu kısmında kısa yollarımız var. Üzerinde biraz beklersiniz ismi yazıyor. Ama ben yukarıdaki menüyü tercih ediyorum. Hani bilmeyen arkadaşlar vardır diye. Buradan eşleştirme sihirbazına giriyoruz. Şimdi eşleştirme sihirbazında ileri düğmesine bastık. Burada da bir takım ne nasıl olduğuna dair bilgiler var. İsteyen daha sonra okuyabilir. Burada açıklamalarımız var. İleri dedik arkadaşlar. Şimdi bu eşleştirme sihirbazı şunu yapıyor. Yeni parsellerle eski parselin arasında ilişkiyi kuruyor. Burada seçeneklerimiz var. Bu seçeneklerimizden genelde en çok CAD objelerinden veri alma seçeneklerinden obje adından veri al. Genelde %99 bu seçeneği kullanılıyor default olarak. Ama bazen şöyle durumlar oluyor. İşte bazen ada parsel numarası çok uzun olduğu vakit bu ekrandan çıkıyorum. Mesela şöyle diyelim. Bazı yerlerde yapılar da var. O yapıları da açayım göstermek için. Şöyle yapıları da açalım. Şimdi bazen örneğin burada 213 taksim 117 taksim D demişiz. Şimdi burada ada parsel numaraları çok uzun. Bazı projelerde de yapı adları çok uzun olabiliyor. Dolayısıyla NetGate'deki adı kısmında bir sınırımız var. Yanlış hatırlamıyorsam 11 karakter olması lazım. Bu 11 karakteri bazen geçiyor. Geçtiği vakitte adı kısmına eşleştirme için kullanamıyoruz. O zaman da CIS bağlantı anahtarını kullanıyoruz. İşte buradaki seçenek o işe yarıyor. Eşleştirme sihirbazındaki işte obje adından veri al ya da obje CIS bağlantı anahtarından veri al seçeneği o işe yarıyor. Ama projelerin zaten %99'unda birinci seçenek çalışıyor. Eğer böyle sığmayan bir durum olduğunda bize ulaşırlarsa arkadaşlar biz yardımcı oluyoruz zaten. Şimdi burada yeni ada parselde hangi bilgiler alınacak? O tür seçenekler var. Burada örneğin ada komşuları, parsel komşuları, yapılar, irtifaklar var. Bunlar default olarak hep seçili kullanıyoruz. Yine yeni pafta bilgisi seçeneklerinden yeni parselin ağırlık merkezinde bulunduğu hafta default seçeneğimiz. İsterseniz birden fazla bulunan paftayı alabilirsiniz. O zaman da bu seçeneği seçiyoruz.
Burada bir de komşu yön seçeneklerimiz var. Burada ada komşularında ana yönleri kullanma, parsel komşularında ise ana yönleri kullan diye yine bir seçeneğimiz var. Ama dikkat ederseniz parseller bazen çok şekilsiz olabiliyor. Ana yönler yerine ara yönlü yönleri tercih ederseniz daha hassas olur. Ana yönlerde bazen işte yönler biraz farklı gelebiliyor. O yüzden biz burada parsellerde ara yönlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. O yüzden buraya seçenek koymuyoruz. Şimdi devam edelim sihirbazımıza. Sihirbazımızın bir sonraki adımında bakın yapı için beyan ekleme seçenekleri var. Yapı için beyan ekleme seçeneklerinde tescilli yapıların tecavüzleri için beyan ekle, tessiz yapılar için beyan ekle seçeneği var. Biz default olarak yönetmelikteki yönetmeliğe göre bunları tik yaptık ama bazen de işte bazı kadastrolar farklı seçenekler isteyebiliyor. Onlar için de seçenek ekledik. Yine aynı şey irtifak alanları için de geçerli. Burada tescilli irtifak alan değişiklikleri için beyan ekle. Tescilli irtifak alanları parselde kalmaması halinde beyan ekle. Bir de burada tesis irtifakları için beyan ekle gibi 3 tane seçenek var. Şimdi bunda ne oluyor? İşte önceden irtifak varmış. Şimdi de var ama arasında fark var. Birisi 400 metrekare, birisi 450 metrekare. İşte bu buna göre bir metin atıyor bu aradaki farka göre. Önceden irtifak alanı varmış tapuda tescilli ama bizim oluşturduğumuz yeni irtifak alanında artık irtifak alanı gözükmüyor. Değeri yok yani sıfır. O zaman da ne yapması gerektiğini program buradaki seçenekten anlıyor. Yine aynı şekilde tescil irtifak alanları varsa daha önce tapuya tescil edilmediyse bunlar için de buna göre beyan ekliyor. Bir de bizim burada iki tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Bu bazı kadastro müdürlükleri için konuldu bu seçenekler. Bakın bu edinme sebebi ve ada raporu seçeneklerinde ada raporuna yönleri ekle, edinme sebebine yönleri ekle. Şimdi bu işte sınır tipleri için yönleri eklerken edinme sebebinde ya da ada raporunda yönlü yazması, işte doğu, batı gibi ifadeler kullanılmasını isteniyor. Eğer bu yönler çıkması istenmiyorsa biz bunları seçenekli yaptık. Buradaki onay işaretlerini kaldırıyoruz. O zaman edinme sebebinde yön istemiyorsa bunu kaldırdığımız vakit edinme sebeplerinde yönleri göstermiyor. Bunlar eşleştirmede yapılıyor. Şimdi buradan ileri düğmesine tıkladık. Şimdi eşleştirme sihirbazında gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ön eşleştirme yapıyor. Bunu da ekrandaki oluşturduğumuz yeni parsellerden ve içine attığımız noktalardan yapılıyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şu var. Parsel tipi kısmı var. Bakın benim burada 1, 2, 3, 4, 5 tane kadastro parselim varmış. Ondan sonra güncelleme parsellerim varmış. Bakın devam ediyorum. Biraz da sayısallaştırma parselim varmış. Aslında tek projede 3 tane iş varmış arkadaşlar. Buradan bunları görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu ekranda şunu yapabilirsiniz. Bazen mesela yeni parselin içerisinde nokta atılmayı unutulabiliyor. Yeni parselin içerisinde nokta atıldığı vakit bunun eski kısmı boş oluyor. Burada bir ekrana veri gelmiyor. Buradan veri gönder kısmına tıklatarak bu ekranı Excel'e gönderebilirsiniz. Şimdi burada bakın oklarımız var. Boş olanlar dediğimiz vakit bakın bir tane burada 213 taksim 78'in içerisinde nokta atmayı unutmuşuz. Bakın eski kısmı boş gördüğünüz gibi. Buradan bu hatayı yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda bu ekranımız hata yakalama ekranı gördüğünüz gibi.
Buradan da yine parsellerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu iş irtifaklarınız varsa irtifaklarla ilgili bilgileri de burada görebiliyorsunuz. Eşleştirme öncesi bakın. İşte 215-67 nolu parselde BOTAŞ'tan irtifak yüz ölçümü bu kadarmış. Parsele düşen yüz ölçüm 470.58 metrekareymiş. Buradan bunu görebiliyorsunuz. Bunlar kontrol amaçlı bilgiler arkadaşlar. Eşleştirmeme devam ediyorum. İleri düğmesine tıkladım. Şimdi eşleştirme işlemi bitince ne oldu arkadaşlar? Ondan bahsedelim. Şimdi ben masa üstündeki yazılıma geçiyorum. Bu şekilde eşleştirme yaptım arkadaşlar. Eşleştirme yaptığım vakit örneğin burada benim 108 nolu parselim var. 108 nolu parselin karşısında yeni parsel olarak 213'e 1 haftası ve cinsi burada normalde boş geliyor arkadaşlar. Cinsini sonradan dolduruyoruz. Ondan sonra işte bu güncelleme parseli olduğu için güncelleme diye geliyor. Ve burada aradaki farkları da ekranda gösteriyor gördüğünüz gibi. Yüz ölçümü, ondan sonra irtifaklar varsa bunu gösteriyor ve cins değişik bilgilerini görebiliyorsunuz. Şimdi bu ekranda eşleştirme yaptıktan sonra biz şöyle bir şey yapıyoruz. Normal üzerine çip tıklatalım, göstereyim. Bunun cinsi tarlaymış ama yeni cinsi boş gelir. Cins şablonu da boş gelir. İşte mevkisi de boş gelir. Bu tür bilgileri doldurmak için bizim programda toplu işlemler menümüz var. Toplu işlemlerden toplu bilgi girişini kullanarak buradan doldurmamız gerekiyor. Bu eşleştirme işleminden sonra. Buradan şunu yapıyoruz. Eski cins bilgisini yeni cins olarak ata, eski mevki bilgisini yeni mevki bilgisi olarak ata düğmelerini tıklatarak cinsleri ve mevkileri aynen eskisiyle yenisinin aynı olmasını sağlıyoruz. Bu şekilde cins bölümünü ve mevkisini doldurmuş oluyoruz. Cins sayfa numaralarını da en sonunda göstereceğim. Burada en sonunda cins sayfa numarası verebiliyoruz. Şimdi bunları yaptıktan sonra bakın eşleştirme ekranında işte kadastro parselleri vardı. Bunlar bu şekilde gelmiş. Şimdi kadastro parsellerinin eskisi tapudan olmadığı için boş geliyor. Diğer bilgileri boş geliyor. Biz program otomatik olarak buraya ekliyor kadastro bilgilerini. Güncellemede bu zaten tapu kaydı geliyor. Sayısallaştırmada da geliyor. Şuradan ben sayısallaştırmayı süzeyim. Gördüğünüz gibi. Bunlar da benim yine sayısallaştırma parsellerim. Ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ekrandaki bilgilerle ilgili bizim geniş bir sorgulama seçeneklerimiz var. Bunlar zaman zaman ihtiyaç oluyor. Bu sorgulama seçeneklerimiz nelerdir? İşte sorgulara tıklarsınız. Bakın buradan her türlü bilgiyi yani tapu bilgisini, eşleştirilen bilgileri buradan görebilirsiniz. Bunun için birincisi ada parsel sorgulaya tıkladığınız vakit ekrana bu bilgilerle ilgili sorgu ekranımız gelir. İşte burada tüm bilgileri görebilirsiniz parselle ilgili. Burada isterseniz arama yaparsınız. Örneğin bir parsel numarası yazarsınız. Mesela 75 yazdım. Bakın 75'lerin hepsini ekranda bulabiliyor. Ondan sonra yine buradaki ekranlardan istediğinizi açıp kapatabilirsiniz alanları. Bunlar da mevcut. Buradan baskı ön izleme deyip yazıdan yazdırabilirsiniz. Gibi seçeneklerimiz var. Burada mesela malikli görmek istiyorsunuz. Mülkiyet sorgula diyebilirsiniz.
Buradan muhalif bir şekilde ekranda yine sorgulayabilirsiniz. Bunlar zaman zaman lazım olabiliyor. Özel listelere ihtiyaç olabiliyor. Bu özel listeler için bu ekranları kullanabilirsiniz. Mesela şerh beyan sorgula. Projedeki tüm şerh beyan bilgilerini burada görebilirsiniz toplu olarak. Normalde parsel parsel gezmeniz gerekiyor. Parsel parsel gezmek yerine hangi parselde hangi şerh beyan varmış burada görebilirsiniz. Üzerine çift tıklatarak beyanına gidebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra irtifak sorgula. Kayıtlı bir irtifak yokmuş. Bir de irtifak alanı sorgula. Bakın irtifak alanlarımızı buradan sorgulayabilirsiniz. Hangisinde ne varsa ekrana getirebiliyor. Rehin bilgisi varsa rehin sorgula deyip ekrana getirebiliyor. Muhtesat varsa muhtesat sorgula yapabiliyorsunuz. Projedeki tüm yapıları buradan sorgulayabiliyorsunuz. İşte yapılar için alanlar kapatmıştık. Bunları okuttuk. Burada işte yapının adını yıkık mı, tescilli mi, tescilsiz mi? Arkadaşlar yazarak sorular soruyor. Sunumun sonunda o soruları alacaksın arkadaşlar. O yüzden arada yazan sorulara gözüm kayıyor. İstemeden de olsa. Buradan tüm binaları görebilirsiniz arkadaşlar. Bunlarla ilgili çıktı da alabilirsiniz. Projedeki yine tüm sınır tiplerini, komşuları buradan sorgulayabilirsiniz bakın. Gibi sorgularımız mevcut. Şimdi bir parseli eşleştirdik. Örneğin gelelim. Bu parselimiz güncelleme parseli. İşte bunun tutanağını nasıl yazacağız? Edinme sebebini nasıl oluşturacağız? Şimdi normalde bu ekranımız bu şekilde boş geliyor arkadaşlar. Şimdi bunun edinme sebebini yazmak istiyorsak bununla ilgili bizim programın içerisinde tanımlı şablonumuz var arkadaşlar. Bu şablonları kullanıyoruz. Bir de bu edinme sebebimizin altında bazı düğmelerimiz var. Mesela parsel yapıları. Yapıları buradan varsa bu parselle ilgili kontrol edebilirsiniz. İşte parsel komşuları neler gelmiş buradan kontrol edebilirsiniz. Gibi buradan da aynı zamanda kontrol edebilirsiniz. Şimdi burada geldim ben şablon ekle düğmeme tıkladım. Tek bir parsel için şablon eklemem gerekiyorsa buna tıklatıyorum. Buradan geldim. Bakın burada da 3 tane 1, 2, 3 tane şablonum var. Kadastro, güncelleme, sayısallaştırma. Buradan güncellemeye giriyorum. Burada edinme sebebi şablonu var bir tane gördüğünüz gibi. Bunu seçiyorum. Buraya şablonum ekleniyor. Daha sonra bunu ekledikten sonra kaydet yapıyorsunuz. Kaydet yaptıktan sonra artık edinme sebebimiz aslında hazır. Bizim edinme sebebimiz burada projede şablon olarak bulunmasını öneriyoruz. Sebebi de şu. Ya zarı olmadıkça normal düz yazı şeklinde çevirmiyoruz. Ondan da bahsedeceğim az sonra. Şimdi bakın buradan hemen ekranın altında tutanak düğmesine tıklatıp buradan hemen tutanağımızın arka sayfasını gördüğünüz gibi burada edinme sebebimiz oluştu. Bu tutanağımızın arka sayfası. Yine aynı şekilde ön sayfasını gösterelim. Şu da ön sayfası. Normalde projenin hepsine bütün şablonları girebiliriz arkadaşlar. Hepsine şablonları girmek istiyorsak şablon ekle düğmemizin altında yanında bir okumuz var. Oka tıkladık. Toplu şablon girişi var. Buradan bunu seçtik. Bakın güncelleme için, güncelleme parselleri için buradan 3 noktayı tıkladık. Güncelleme
edinme sebebi şablonu. Tamam diyoruz. Projemizin tamamına aynı şablonu ekledi. Sadece güncelleme parselleri için. Daha sonra hemen hemen çıktığı hazır ama eksiklerimiz var tabii ki. Mesela tutanak sayfasında nelerimiz eksik? İşte teknisyen bilgilerini falan girmemiz gerekiyor. Bu daha önceki demo proje olduğu için önceden girilmiş. Peki bunu nasıl gireceğiz toplu bir şekilde? Bunu toplu bir şekilde girmenin yolu arkadaşlar toplu işlemler. Yani toplu girmeyi düşünüyorsanız toplu işlemlere bakacaksınız. Burada toplu bilgi girişi. Toplu bilgi girişinden işte teknisyenin başına tık koyup işte ne olsun işte Erdem Kesen, teknisyen 2, Halil Şenlik. Programda da teknisyen bilgilerini buradaki 3 noktadan tanımlayabilirsiniz. İlave edebilirsiniz. Ya da tanımlar kısmımız var yazılımda. Tanımlar kısmından bunlara giriş yapabiliyoruz. İşte buradan teknik ekip kısmından girebiliyoruz. Şimdi toplu işlemlerimize devam edelim. Buradan işte seçtik. Ondan sonra orman mühendisi, ziraat mühendisi, bilirkişi bunların hepsini buradan seçip tek hamlede de isterseniz güncelle deyip toplu bilgi girişi sağlayabilirsiniz. Şimdi bir de projemizle ilgili ayarlar var. Bazı ayarlar bakın arkadaşlar tanımlar kısmı. Bu tanımlar kısmında işte kurum ve yükledici bilgileri. Buraları da doldurmamız gerekiyor aslında. Yani projemizin herhangi bir ayağında çıktıları almadan bu kısımları da doldurmamız gerekiyor. Bu tanımları yaparsanız raporların alt kısımlarındaki işte kontrol mühendisi, kadastro müdürü kısımları otomatik olarak dolar. Yükleniciyle ilgili bilgiler de var. İsterseniz buraları da doldurursunuz. Yine aynı şekilde bizim çalışma alanımız, proje alanımız. Burada çalışma alanında ili, ilçesi, mahallesi, köyü. Mahalle kodu dediğimiz mahallenin takvimdeki kodu. Burada da bu mahalledeki mevkilerin listesini görüyorsunuz. İşte teknik ekibi buradan tanımlıyoruz. Bilir kişileri burada tanımlıyoruz. İşte muhtarı burada tanımlıyoruz. Ondan sonra cinsler zaten takvisten otomatik geliyor karşımıza. İlave cins gerekirse ilave edebiliriz. Ondan sonra komşu adı tanımları var. Bunları daha sonra gireceğiz. Hata tanımları bu sayısallaştırma parselleri için. Şu kısımda kadastro harçları hesaplama ekranlarımız. Bu kadastro parselinin harçlarını hesaplamak için kullanıyoruz bu ekranımızda. Bu şekilde. Şimdi geldik parselimizi açtık. İşte eski bilgileri, yeni bilgilerimizi doldurduk. Hani basitçesi. Ondan sonra tespit kısmında davalı parselimiz varsa yazdık. Ondan sonra eğer sayısallaştırma parseli ise burada tespit edilen hatalar gözükür. Kadastro parseli ise burada harç hesabı yapmamız gerekiyor. Toplu halde yapılabiliyor. Buradan tek tek yapmamıza gerek yok. Burada olarak görebiliyoruz. Tapu ve vergi kaydı varsa kadastro parselleri için bunları buradan girebiliyoruz. İşte tutanak kısmından görevliler yani tutanakları kim imzalıyorsa o bilgiler girebiliyoruz. İşte edinme sebebi tarihi, tutanak kontrol tarihi, işte tutanak tipi var burada bakın. Kadastro güncelleme tutanağı, komisyon tutanağı ve kadastro güncelleme orman tutanağı. Eğer orman tutanağı tutmanız gerekiyorsa buradan son seçeneği almanız gerekiyor. Kadastro güncelleme orman tutanağını almanız gerekiyor. Edinme sebebinde girdik. Şimdi edinme sebebinde şöyle atraksiyonlar yapabilirsiniz. Buradaki şablonları kendiniz düzenleyebilirsiniz. Yani bazen işte parsele özgü ya da kadastro müdürlüğüne özgü
şablonda değişiklikler gerekebiliyor. Bunun için metin düzenleye tıklarsanız programın içerisinde kendi hazırladığımız bir editör var. Word'e çok benziyor. Buradan rahat bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ya da isterseniz bizim şablonlarımızı Word'de, WordPad'de açıp düzenleyebilirsiniz. Burada bir de şu şekilde bir düğmemiz var, alan ekle. Alan ekle düğmemiz şu işe yarıyor arkadaşlar. Mesela geldim buradan, bu şablonu kullanmak istemiyorum. Kendim şablon yazmak istiyorum. İşte eski, şöyle yazayım. Eski parsel, eski parseli işte 5 olan diyeceksem, eski parselin adının buraya numarasını getirmek istiyorsam, bakın alan ekleden tıkladım, eski parsele tıkladım, tamam yaptım. Bakın buraya köşeli parantez içerisinde eski parselin adını otomatik olarak getirecek. Bu şablonu mesela bir sonraki parselde kullanırsam, bir sonraki parsel eski parsel numarası 72 ise otomatik gelecek. Eski parsel no 5 numarası 5 olan gibi devam edeceksem metnime, mesela eski paftası eski paftayı paftasını getireceksem buradan yine mesela alın ekleden eski paftası diyebilirim. Bakın burada alanlarım var. Bakın şu pafta, bu şekilde istediğiniz gibi kendiniz de şablon oluşturabiliyorsunuz. Ya da şu çarpıdan kaydetmedim, geri getirdim. Benim şablonumun Likas'ta tanımlı şablonların arasına girerek istediğiniz gibi tanımlama yapabilirsiniz. Burada şablonda değişiklik yaparken şunları dikkat ederseniz iyi olur. Formüllerimiz köşeli parantezde başlıyor, köşeli parantezde bitiyor. Bakın şurada. Bunlara özen gösterin, değiştirecek olursanız. Bu iki köşeli parantez arasındaki, yani köşeli parantezde başlayıp köşeli parantezde bitecek. Burada ayrı bir formül başlamış gördüğünüz gibi. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela burada mesela mahallesinin başına mesela ya da sonu da bir kelime ekleyeceğim mesela. Şöyle ben görülsün diye www ekledim. Bunu ekleyebilirsiniz. Burada bir de tek tırnak işaretleri var. Gördüğünüz gibi bunları yanlışlıkla sildiğiniz vakit hataya yol açar. İlave metin yazarken onlara dikkat edin arkadaşlar. İşte tek tırnaklar, çift tırnaklar, köşeli parantezler, köşeli formül nerede başlıyor, bitiyor, onlara dikkat ederseniz zaten genelde çok fazla ekleme ihtiyacı olmuyor ama bazen de gerekebiliyor. Böyle durumlarda düzenleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Edinme sebebimizde girdik. Geldik mülkiyet. Mülkiyette güncelleme 22 parsellerinde genelde bir şey girmiyoruz. Otomatik geliyor. Buradan da girmeniz gerektiğinde artı işaretinden girebilirsiniz. Burada bakın takvisteki kayıtlar otomatik olarak geliyor. Buradaki kişiler demo proje olduğu için bizim uydurduğumuz kişiler. TC'leri falan uyduruk arkadaşlar. O yüzden gerçek kayıtlar değil bunlar. Burada mesela Ömer Ali'yi seçtim ben. Bakın hemen geldim. İşte bunlar ikisi müşterekti. Bu şekilde düzenledim. Bu şekilde hemen daha sonra düzenleyip kaydedebiliyorsunuz. Peki bu kişiler nerede tutuluyor programda? Oradan bahsedelim. Bu kişileriniz arkadaşlar, bakın bizim tanımlar kısmımız vardı. Tanımlardan az evvel ben özellikle atladım orayı. Kişiler bölümümüz var. Kişilerde takvisten gelen tüm parsellerdeki mülkiyetteki malik bilgileri burada kişi bilgisi olarak tutulur. Eğer bu tüzel kişi ise tüzel kişi şeklinde kişi tipinden ayrım yapılır. Gördüğünüz gibi bunlar otomatik olarak arkadaşlar bu MDB dosyasından veri çekilerek yapılıyor. Bunların üzerine çift tıkladığınız vakit düzenleyebiliyorsunuz. Hatalı olanlar varsa değiştirebiliyorsunuz.
Genelde 20K'da pek gerekmiyor. Ama işte kadastro parseli, yeni kadastro parseli eklediği vakit listede olmayan bir malik olabilir. O maliye eklemek istiyorsanız işte ya buradan yeni düğmesine tıklayacaksınız ya da üzerine çift tıkladığınızda ekrana gelen ekrandan kaydet ve yeni düğmesine tıklayıp buradan yeni bir kişi bilgisi ekleyebiliriz. Kişi dedim, adına işte Ali, soyadına Gel, baba adına Veli yazıp işte ana adına Ayşe, işte cinsiyetini buradan erkek yazıp kaydedebilirsiniz. Bakın buraya yeni bir kayıt eklemiş oldum. Bunu da bir tane parselime geleyim. Az evvelki parsele. Şuradan artı düğmesine basaraktan Ali soyadı Gel. Gördüğünüz gibi enterladım. Buradan şunları 1/3, 1/3 şeklinde düzenledim, ekledim. Malik ekleme işini de bu ekrandan da yapılabiliyor yine aynı şekilde. Bu ekranda 3 noktalardan kayıt eklemek için kullanabiliyorsunuz. Bakın aynı ekran geldi. Buradan da bu işi yapabiliyoruz. Ben az evvel gösterdim, en uzun yoldu. Şerh beyan bilgileri takvisten geliyor ve burada bir ayrım var. Takvisten gelen şerh beyan bilgilerinin başındaki durum bilgisi eski diye geçiyor. Bakın bunu biz Kraküs'ünde gösterilen TEDAŞ irtifak alanı kütükte tescilli değildir diye bir beyan atmışız. Buna eşleştirme sihirbazı atıyor. Buradan mesela başka bir kayda gidelim beyanı olan ya da işte kayıtları böyle teker teker gezmek zor oluyor. Hangisinde beyan var, hangisinde yok. Bunun için şöyle bir şey yapabiliyoruz. Sorgular ekranımızdan bakın, şerh beyan sorguladan bunları görebiliyoruz. Bakın şurada eski. Bu parsele üzerine çift tıkladım, gittim. Şerh beyan. Bakın bu beyan takvisten gelmiş. İdari şerh vardır vesaire. Bununla ilişkili malikleri başında bakın ok işaretini görürseniz ilişkili malikleri de bunun altında görebilirsiniz. Bakın programda sizin girdiğiniz beyanlar yeni ifadesiyle gösteriliyor durum kısmında. Eğer burada yeni yazıyorsa bu beyanı işte ya program otomatik girmiştir ya da siz elle girmişsinizdir. Elle beyan eklemek istiyorsunuz. Beyan ekle düğmesine tıklatarak ekleyebilirsiniz. Yeni beyan eklemek için beyanın şablonuna girmeniz lazım. Mesela ölüdür diye bir beyan ekleyeceksiniz. Valinin ölü olduğunun belirtilmesi, işte Ali oğlu Hasan ölüdür gibi. Bakın durum kısmı otomatik olarak yeni geldi. Bununla ilgili tesis tarihi, YMY numarası varsa gidiyoruz. İşte bunu hangi malikle ilişkilendirmek istiyorsa mülkiyetten seçiyoruz. Buradan istersek ilişki kullanabiliyoruz. Kurabiliyoruz. İlişkimizi kurduk ama doğru ilişki kurmak gerekiyor. Ben burada herhangi bir tanesini seçtim. Son diyerek mesela buraya ben ne yaptım? Bir tane beyan girdim. İlişkili gördüğünüz gibi. Bunları bu şekilde yapabiliyoruz. Ya irtifak girişi de benzer. Biz yeni irtifak girişi güncellemede yapmıyoruz ama kadastro parsellerinde olabilir. Aynı şekilde sayısallaştırma da yapmıyoruz. İrtifak alanlarınızı zaten bakın BOTAŞ almış bir tane 352.75. Eskisi yokmuş. Eskisi olsaydı burada eskisini görecektik arkadaşlar. Burada olmadığı için göremiyoruz. Yine rehin şey de eklemiyoruz. Güncelleştirme ve sayısallaştırma da eklemiyoruz. Ama kadastroda olursa da ekliyoruz. Muhtesat tabudan geldiyse burada görebiliyoruz. Gerekirse ekleyebiliyoruz. Güncelleme parsellerinde yani 20K'larda bir de komisyon tutanağı yazıyoruz. Komisyon tutanağımızı edinme sebebimizin şablonlarını kullanarak oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde altta şablon eklemimiz var. Buradan işte güncelleme edinme sebebi şablonumuzu seçiyoruz. Bu şekilde bunun üzerinde gerekli değişiklikleri yapıp çünkü komisyon tutanakları genelde
parsele özgü oluyor genelde. O yüzden hani parsel bazında düzenlemek gerekiyor. Genelde komisyonda bazı yerlerde bazen çok çıkabiliyor ama genelde az çıkıyor. Bu komisyon tutanağını eğer kullanacaksak burada da kadastro komisyon tutanağı seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden tutanak tipi bu ekrana da konuldu. Komisyonu da bu şekilde girebiliyoruz. Şimdi ben iptal ettim. Şimdi bu bir parselle ilgili tüm tanımlamaları yaptıktan sonra 22 parsellerinden işte eski yeni bilgileri girdik. Daha sonra çıktıları alabiliriz. İşte gerekli olan çıktıları. Bu çıktılar neler? Raporlarımız var işte. İşte burada kadastro güncelleme alanı ilanı raporumuz var. Bunu alabiliyoruz. İşte mevkileri dolduruyorsunuz. Buradan gerekli zamanları, tarihleri, baskın izlemeyle çıktıları alabiliyoruz. Ondan sonra raporlarımızda yine aynı şekilde kadastro güncelleme alanı ilanı tutanağı var. Bu da diğeri gibi. Ben sadece farklı olanları göstereceğim. Süremiz kısıtlı olduğu için daha sayısallaştı mı duruyor programın diğer bölümleri duruyor. Yaklaşık olarak 1,5 saati geçtik. Şimdi burada bilgilendirme ilanımız var. Onu bir göstereyim. Bu bilgilendirme ilanımız. Buradaki tüm raporlarımız arkadaşlar mevzuata uygun olarak çıkmaktadır. Yalnız bu işte bilgilendirme ilanında şöyle eski ada parsel bilgileri de gözüksün diye seçenekler istendiği için bu aslında mevzuatta yok ama bazı kadastrolar isteniyor. Biz de böyle bir seçenek koyduk. Bir de eskiye sıralı seçeneği koyduk. Böyle istek gelirse bu seçenekleri kullanabilirsiniz. O zaman buraya örnek veriyorum. İşte Adano eski yeni, Parseno eski yeni diye ekliyor. Normalde orijinalinde böyle bir şey yok bunun. Yani raporlarımızı buradan basit bir şekilde alabiliyoruz. İşte kadastro güncelleme komisyon tutanağı, ondan sonra tutanak teslim bodrosu, işte ask ilan cetveli. Raporlarımızı örneğin bir tane de ask bakalım. Zaten benziyor. Bilgilendirme ilanına. Burada gelelim ada raporu nasıl düzenleniyor? Güncelleme parselleri için. Ada raporu düzenleme düğmesine tıklatıyoruz. Ada raporu düzenleme düğmesine tıklattıktan sonra karşımıza projemizde kaç tane ada varsa bunlar otomatik olarak geliyor. Burada işte yeni ada 213, 14, 15 paftaları, mevkileri bunlar karşımıza gelmiş vaziyette. Burada biz şunu yapıyoruz. herhangi adayı çift tıklatıyoruz. Tıkladığımız vakit adayla ilgili bilgiler karşımıza geliyor. İşte görevli bilgileri, bilirkişi bilgileri. Buralar normalde boş geliyor. Buraları doldurmamız gerekiyor ada raporu için. Yine aynı şekilde açıklama kısmını, ada raporu açıklama kısmıyla ilgili şablonumuz var. Burası normalde şu şekilde boş geliyor. Şöyle kaydedelim. Bir de açıklama içerik bilgileri var. İşte bu tesis kadastrosu, yapım tarihi ve yapım yöntemi ile ilgili. Bir de ada raporu tarihi var. Bunları da dolduruyoruz. Şimdi burada yine aynı şekilde edinme sebebindeki ki gibi ada raporunda da şablon ekle düğmemiz var. Buradan tıklayıp güncelleme. Güncellemeden birden fazla ada raporu şablonumuz var arkadaşlar. Şimdi burada mesela yapılı, yapısız, tablolu 2-4-5 tane ada raporu şablonumuz var. Buradan en çok tercih edileni genelde ada raporu şablonu yapı 2. Yani bu şablon daha çok tercih ediliyor. Ben de bunu ekleyeyim projeye. Bunu tek ada için ekledim. Toplu olarak eklemek istiyorsam toplu şablon girişi yine aynı şekilde
Buradan güncelleme, buradan ada raporu şablonumu seçebiliyorum. Kaydediyoruz. Daha sonra açıklamamızı kaydettikten sonra şuradaki bilgileri nasıl dolduracağız? Burası normalde boş geliyor. Bunları doldurmak için toplu bilgi girişimiz var. Bakın bu ekranın altında hemen. İşte teknisyen, muhtar, bilgi kişi. Örneğin. Ben birkaç tane örnek yapıyorum. Zaten diğerleri. İşte kontrol tarihi, ada raporu tarihi. Bunları da doldurabiliyorsunuz. Değiştir dediğiniz vakit otomatik olarak zaten tüm adaları dolduruyor. Daha sonra da ada raporlarımız hazır. Buradan alabiliyoruz. Baskı ön izleme yaptık. Ada raporlarımız bu şekilde bakın. Bu ekranlarda bizim genel olarak şöyle bir mantığımız var. Bu bazen ekranda raporları rahat takip edebilmek için bazı yazıları biz mesela burada ada numarasını biz kırmızıyla yazmışız. Bu çıktılarda ekrana kağıda yazılmıyor. Bunun amacı ada raporunu kolay takip edebilmek için. Mesela burada okulun işte gördüğünüz gibi bu ekranda da işte Adano 213 şeklinde takip edebilmek için yaptığımız bir olay. Ada raporlarımız da bu şekilde hazırlandı. Yine aynı şekilde ada raporların açıklamasında da istediğiniz oynamaları yapabilirsiniz. Mesela bazen bazı metinler otomatik olarak programda oluşturulduğu için hani çok müdahale edilemiyor. Ama sizin müdahale etmeniz gerekiyorsa bizim bu metin otomatik yazılan metinlerin altında şablonda metin getir diye bir düğmemiz var. Aynısı edinme sebebinde de var. İşte baskı ön izleme yaptığımızda işte ada raporunun içeriğini nasıl normal metin gibi görüyorsak bunu da ekranda görmemizi sağlıyor. Bakın burada hemen yapayım. Şablondan metin getir. Gördüğünüz gibi düz yazı şeklinde getirdi. İsterseniz buradaki metni istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Çok sıkıştığınız zamanlarda bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan kaydetmediğim için çarpıdan iptal edebilirim değişikliği. Ada raporlarını da bu şekilde hazırlıyoruz. Daha sonra güncelleme raporlarından raporlarımızı alabiliyoruz. Burada neler var mesela? İşte ask ilan cetveli. Ada raporunu buradan da alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Aynı ekran buraya da geliyor. Şimdi burada çift yönlü dubleks yazıyor. Bu arkalı önlü yazdırma demek. Buradan çift yönlü dubleksi seçersek ekranlarda görürseniz bu arkalı önlü yazdırma anlamına geliyor. Yazıcınız destekliyorsa bu özelliği kullanabilirsiniz. Bu gayet pratik oluyor. Genelde bu işleri yapan firmalarda dubleks yazıcılar bulunuyor. O yüzden bu seçenekler çok kullanışlı oluyor. Bu şekilde tekrar bir baskı izleme yapalım, gösterelim. Bunları arkalı önlü yazdırabilirsiniz. Raporları. Şimdi buradaki diğer raporlarımız işte neler var? Şöyle yüz ölçümü dengeleme cetveli, değişim karşılaştırma cetveli. Bu raporların hepsi otomatik hazırlanıyor. Şimdi burada bizim bir de kadastro parsellerimiz vardı. Bakın onları da açalım. Şimdi buradan bir tanesini örnek vereyim. Bu kadastro parselinin edinme sebebine bakalım. Bu kadastro parselinin edinme sebebi gördüğünüz gibi farklı. Sileyim ben. Bunun edinme sebebini yine buradaki kadastro parselleri için hepsi aynı edinme sebebi kullanacaksam şablon ekle. İşte buradan kadastro, işte burada geçici 8 maddesine göre örnekler var. Buradan işte az evvelki şuydu. Buradaki şablonları kendi parselinize göre
düzenleyebilirsiniz tekrar. Bakın. Bir şekilde. Şimdi şu ekrandaki çift yönlü diyeyim, kadastro güncelleme tutanağı. Kadastro güncelleme tutanağı kadastro parsellerinde ve güncelleme, yani 20K parsellerinde kullanılıyor. Ama sayısallaştırma parsellerinde kullanılmıyor. O yüzden sayısallaştırmada farklı rapor alıyoruz. Bu kadastro güncelleme tutanağı alınmıyor sayısallaştırmada. Şimdi devam edelim. Şimdi kadastro parsellerimizi ve güncelleme parsellerimizi bu şekilde belirttik. Şimdi gelelim sayısallaştırmayla ilgili NETCAT kısmına geçelim. Oradan örnek yapalım. Şimdi sayısallaştırmayla ilgili şuradan birkaç örnek daha göstereyim. Sayısallaştırma ayrı bir proje olarak göstereceğim. Çünkü o biraz farklı. Ayrı projede gösterirsem daha güzel olur. Şimdi burada parsellerimizle ilgili tescil işlemlerimiz var, bu güncelleme parselleri. İşte burada tapu kütüğü sayfa numaralandırması yapıyorsak, yapmamız gerekiyorsa cilt numarası, sayfa numarası, bunlar normalde boş oluyor. Bunun için tapu kütüğü sayfa numaralandırma kullanıyoruz. İşte burada eski cilt no, eski sayfa no'ları yeni cilt sayfa no alanına eşitli diye seçeneğimiz var. Bir de yeni tapu kütüğü sayfa numaralandırması yap diye bir seçeneğimiz var. Şimdi bu eğer tapu kütüğü eskisinin aynısı kullanılacaksa, yeni kütük yazılmayacaksa bu seçeneği kullanıyoruz. Eski cilt sayfa numaralarının aynısını yeni cilt sayfa numarası olarak vermemizi sağlıyor. Yani şu şekilde. Bunun eskisi 2 cildi, sayfası 119. Bakın yenisinde de 2-119 aynısı yapılmış. Yani bu parselin üstü çizilerekten tapuya tescil edileceği için aynısı verilmiş. Eğer yeni tekrar tapu basılacaksa tapu kütüğü sayfa numaralandırmadan ikinci seçeneği seçip İşte sıfırdan kütük oluşturulacaksa bu son kullanılan sayfa 0, cilt numarası 0, ciltlerde oluşturulacak sayfa numarası 100 girerekten oluşturabiliyoruz. Ya da tapuda kullanılan kütük varsa kaldığı sayfadan başlatmak istiyorsak bu sayfa ve cilt numarasını buraya girebiliyoruz. Buradan da sayfa numaralandırma işlemini ileri diyerek yapabiliyoruz. Hemen mesela bunu yapalım. Şu anda kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bakın cilt numarası 1, sayfa numarası 1 şeklinde tapu kütüğü sayfa numarası yaptık. Gelelim. Fen klasörlerimiz zaten otomatik olarak oluştu. Buradan yazdı düğmesine tıklatarak fen klasörlerimizi alabiliriz. Daha sonra işte tescil raporlarından ada izleme cetveli alabiliyoruz. Yine buradan tapu senedi. Tapu senedinin hem yenisi hem eskisine göre çıktı alabiliyoruz. İşte tapu senedi. Bu yenisi. Eğer bazı kadastroların tapularında eski tapu senetleri mevcut olabiliyor. İsterseniz eskisine göre de çıktı alabiliyorsunuz. Genel olarak tescil işlemleri bu şekilde. Bir de takvis devrimiz var.
Takvis deviri de takvis devir kontrolleri ilk önce gerçekleştiriyoruz. Bu ekranlarda hatalarımız olmaması gerekiyor. Bu hataları ve eksiklikleri bu ekrandan kontrol ediyoruz takvis devri için. İşte ana zemin ID'si eksik olanları, ondan sonra tekrarlı zemin ID'ler varsa, işte CIS sayfa numarası eksik olanlar varsa, bakın gördüğünüz gibi yüz ölçümü boş olanlar, bunları da kontrol edebiliyoruz. Cinsleri kontrol edebiliyoruz gibi bu ekranlarımızda hata olmaması gerekiyor. Hatamız yoksa veri dönüşümünden takvis dönüşümü yapabiliyoruz. Veri dönüşüm sihir bazını çalıştırdığımız vakit hatamız olduğundan dolayı tekrar bize takvis devir kontrole yönlendirir program. Yani şu anda hataları tamamlayıp daha sonra takvis devir yapabiliriz. Genel olarak güncelleme parselleri bu şekilde, hızlı bir şekilde anlattık. İşte projesi yapılıyor ve çıktılarımızı alıyoruz. Biraz da sayısallaştırmaya değinmek istiyorum. Buradan bir diğer ekranımıza geçiş yapalım. Şimdi bizim burada sayısallaştırma için önce bir programın içerisinde demo projemiz var. Demo sayısallaştırma projesi. O projemizi açalım. Sayısallaştırma projemizi açtım. Sayısallaştırma projesinde bazı yönlerden işte güncelleme projesi gibi yapıyoruz. İşte bunlar neler? Hemen ben kapatayım hızlıca. Şimdi buradan yeni parsellerimi açayım. Ondan sonra eşleştirme noktalarımı açayım. Şimdi eşleştirmeleri falan aynı yapıyoruz. Diğerinde yaptığımız gibi güncelleme projemizde. Burada güncellemeden 20K'dan farklı olarak sayısallaştırmada biliyorsunuz sınır tipleri belirliyoruz güncellemede. Burada ise nokta nokta çalışıyoruz. Yani sayısallaştırmada farklı olarak. Yine burada bizim tabaka ayarlarımız var. Bakın buradaki geneldeki tabaka ayarlarını hem 20K projeleri için hem de sayısallaştırma projeleri için kullanıyoruz. Burası ortak. Güncelleme sadece 20K'lar için tabaka ayarları. Burası ise sayısallaştırma için kullandığımız tabaka ayarları. Şimdi güncellemede sayısallaştırmada tabaka ayarlarımızı belirlerken şuna dikkat ediyorsunuz. Şimdi sayısallaştırmada mantık şu. Öncelikle ondan bahsedelim. Örneğin siz sayısallaştırma yapmak için bir kadastro müdürlüğüne gittiniz. İşte kadastro müdürlüğünde elinde proje yapacağınız sahadaki parsellerin mevcut noktaları var. Bu noktalar hangi yönteme göre üretilmiş? Bunları bilmemiz gerekiyor. Bu kadastronun elindeki işte proje yapmak için kadastro müdürlüğüne gittiniz ve elindeki mevcut noktalara biz geçici koordinat diyoruz. Sayısallaştırma genelgesinde geçici koordinatlar kadastronun elindeki koordinatlar. Bu koordinatları biz programda hangi yönteme göre üretildiğini tabaka ayarıyla belirtiyoruz. Buna göre hesaplamaları yaptırıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz dönüştürülmüş geçici koordinat kısmını kapattığım vakit buradaki tüm tabakalar gitti. Şimdi buradaki bizim tabaka ayarlarımız sayısallaştırma genelgesindeki sıraya göre burada biz tabakalandırma yaptık. Dönüştürülmüş geçici koordinat tabakaları sayısallaştırma genelgesindeki ayarlara göre
mevzuata göre daha doğrusu. Burada şunu yapmanız gerekiyor. İşte kadastro müdürlüğüne gittiniz. Ellerindeki noktalar bizim için geçici koordinat. Bu noktaları biz işte ITRF'den pardon ED50'den ITRF'e dönüştürdüğümüz vakit bu noktalar bizim için dönüştürülmüş geçici koordinattır. Şimdi bu koordinatlar neye göre üretilmiş? İşte ölçü değerine göre takometrik, prizmatik mi, GPS mi? Bunları biz sayısallaştırma mevzuatında bunlar ayrıntılı olarak yazıyor. Biz de oradaki sıraya göre zaten bunları oluşturduk. İlk önce bu noktalarımızı kadastrodan alıyoruz ya da PAFTA'dan oluşturuyoruz bu noktalarımızı. Bu noktaları dönüştürüyoruz. Bizim için bu noktalar artık dönüştürülmüş geçici koordinat. Şimdi dikkat ederseniz burada ki örnekte takometrik bir de PAFTA'dan okumak suretiyle prizmatik 1/1000'lik tabakası seçilmiş. Bir de fotogolometrik seçilmiş gördüğünüz gibi. Bunlar bizim kadastronun elindeki mevcut noktalar için yaptığımız tabaka ayarları. Burada işte noktaların üretim yöntemine göre tabakalandırıyoruz. Burada en büyük dikkat etmemiz gereken şey noktaların üretim yöntemine göre tabakalandırılması. Çünkü buradaki noktaların yanılma sınırı hesabı buradaki tabaka ayarlarına göre yapılıyor. Yani o yüzden buradaki tabaka çok önemli. Çünkü noktaların yanılma sınırına göre biz iyileştirilmiş noktalarımızı belirlememiz gerekiyor. Burada işte tabakalarımızı belirttikten sonra bir de araziden nokta alımı yaptıysak eğer koordinat alımı, bu koordinatları da araziden alınan nokta tabakamıza yerleştiriyoruz aldığımız noktaları. Bir de bizim iyileştirilmiş noktamız var. Aslında burada biz 3 tane noktalar için tabaka kullanıyoruz. Bir, kadastronun elindeki eski noktalar için hangi yönteme göre üretildiyse onun tabakasını belirtiyoruz. Bu farklı farklı tabakalarda olabilir. Birincisi yani dönüştürülmüş geçici koordinat tabakaları. İkincisi araziden aldığımız noktalar hangisi ise onları araziden alınan nokta tabakasına yerleştiriyoruz. Bir de iyileştirilmiş nokta tabakamız var. İyileştirilmiş nokta tabakası bu kadastronun elindeki geçici koordinatların yanılma sınırına göre ve araziden alınan nokta mı yoksa kadastronun elindeki nokta mı kullanılacak? Onun kararını biz iyileştirilmiş nokta tabakasına veriyoruz. Bu iyileştirilmiş nokta tabakası genelde kesin koordinat ya da kesin nokta tabiriyle kullanılan tabakadır. Buraya biz noktaların yanılma sınırına göre iyileştirilmiş noktalarımızı oluşturuyoruz. Bu iyileştirilmiş yani kesin noktalardan daha sonra yeni parselimizi artık bu iyileştirilmiş kesin noktalardan oluşturuyoruz. Burada yine yer kontrol noktaları, poligonlar ve rengiler içinde tabaka ayarları var. Bunları daha sonra tekrar anlatacağım. Bir de burada dönüşüm maksimum değeri alan tabakaları var. Bunları da daha sonra anlatayım. Şimdi projemde ben ne yapıyorum öncelikle? Buraya geleyim. Şu nokta tabakalarımı da bir açayım. Şimdi sayısallaştırmada hedefimiz aslında kadastronun elindeki noktalardan ve araziden alınan noktalardan iyileştirilmiş nokta tabakamızı oluşturmak. Hedefimiz bu aslında. Şimdi bunu oluştururken şöyle bir şey yapıyoruz. Kadastronun elindeki yani geçici koordinatımıza
bir daire atıyoruz. Bu daire noktanın hangi yönteme göre üretildiyse ona göre otomatik atıyoruz. Bu noktanın yanılma sınırı olarak düşünün bu daireyi. Biz şöyle iyileştirilmiş koordinatlarımızı şöyle oluşturuyoruz. Eğer kadastronun elindeki dönüştürülmüş geçici koordinatın daire oluşturduk. Eğer araziden aldığımız nokta bu dairenin içindeyse iyileştirilmiş nokta olarak araziden alınan noktayı kullanıyoruz. Eğer bu dairenin dışındaysa araziden aldığımız nokta, o zaman kadastronun elindeki eski noktayı, yani dönüştürülmüş geçici koordinatı, yani o koordinatı kullanıyoruz. İyileştirilmiş tabakamızı bu şekilde oluşturuyoruz. Peki buradaki bu daireleri nasıl oluşturuyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi burada Likas'ta 4 tane butonumuz var hemen yardımın altında. Bu 4 tane buton sayısallaştırma için. Birincisi maksimum konum hatası bulma sihirbazı. İkincisi işte koordinat yanılma sınırı hesaplama. Üçüncüsü ise yüzde ölçüm yanılma sınırı hesaplama. Dördüncü ise parsel hata tespit. 4 tane butonumuz var bu şekilde. Sayısallaştırmada buradaki butonları kullanıyoruz. Şimdi burada bu daireleri attırmak için bunların burada seçeneği de var. Bakın şu seçenekler. Buradan da aynı şeyleri girebilirsiniz. Biz zaten bu sayısallaştırma için bu 4 tane koordinatı gruplandırdık. Buradan maksimum konum hatası bulma sihirbazına tıklatıyoruz. Buradan ileri diyoruz. Burada işte E-Elder'den ITRF'e dönüştürdüysek burada işte NetGate'den bu işlemi yaptıysak M0 değerimiz var. Bunu buraya birinci dönüşüm maksimum değeri olarak buraya giriyoruz. Eğer ikinci bir dönüşüm yaptıysak ikinci dönüşümün yine M0 değerini buraya giriyoruz. Üçüncü dönüşüm yaptıysak yine buraya giriyoruz. Bir de örneğin birinci dönüşüm için grafikten al diye bir seçenek var. Bu seçenek ne işe yarıyor? Bazen işte köyün ya da mahallenin tamamında değil de lokal farklı dönüşümler yapmamız gerekebiliyor. İşte böyle lokal farklı dönüşümler yapacaksak bu seçenekleri kullanıyoruz. Eğer böyle çalışacak arkadaşlar varsa çok nadir çıkıyor. Yani o zaman o arkadaşlar tekrar anlatabilirim oradaki seçenekleri. Şimdi burada biz ileri dediğimizde buradaki dairelerin hepsini oluşturuyor. Bu dairelerden artık biz ne yapıyoruz? İşte koordinata bakıyoruz. İşte iyileştirilmiş varsa açalım burada. İyileştirilmiş noktalarımı açtım. Bir de araziden alınan noktalarımı açtım. Bu şekilde. Bakın bu araziden alınan nokta dairenin dışında kalınmış. Eski nokta alınmış ekranda, onu görüyorsunuz. Şimdi bazen de mesela projede şöyle olabiliyor. Araziden alınan noktanın nokta işte daha önceden eski bir koordinatı olmayabiliyor. Bu ne oluyor? Örneğin tersimat yaparken ya da bir tane köşe ölçülmeyi unutulmuş olabiliyor. O yüzden araziden tekrar yeni nokta alındığı vakit o köşe tespit edilip noktası alınmış olabiliyor. Bazen de eskisi olmayan yeni noktalar projeye ekleyebiliyorsunuz. Böyle bir durum olabiliyor. Buradan da biz artık iyileştirilmiş noktalarımızı oluşturuyoruz. Yani buradan işte örneğin iyileştirilmiş nokta olarak neyi almam gerekiyor? Eski noktayı mı, araziden alınan mı? Burada işte eski noktaymış örneğin. Bu şekilde karar verip oluşturuyoruz iyileştirilmiş nokta tabakamızı. Daha sonra da yeni parselleri oluşturuyoruz.
Burada yeni parsellerimizi oluşturduktan sonra işte koordinat yanılma sınırı hesabına geçmeden önce işte burada bizim yaptığımız eşleştirme sihirbazı var. Bunu yapmamız gerekiyor. Yeni parsellerimizi oluşturduk. İçlerine nokta attık diğer gibi. Burada ileri diyoruz. Eşleştirme işlemini yapıyoruz. Bakın sayısallaştı mı diye gösterdi. İleri dedim. Arkadaşlar bir 20 dakikaya bitirmeyi planlıyorum. Bilginiz olsun. İşi olan arkadaşlar olabilir. Şimdi şöyle bir açıklama yapayım. Bu kadar sürede programın tüm detaylarını anlatmak gerçekten zor arkadaşlar. İşte burada yine de ben bazı yerlerde ayrıntıya girmeye çalıştım. Eğer daha önce 20K projesi ya da sayısallaştırma yapmadıysanız, buradaki bilgilerle eğer bir şantiyede çalışmayı düşünen arkadaşlarımız varsa ve şantiyede işe başladıkları vakit tabii ki buradaki bilgiler, bizim buradan verdiğimiz bilgiler bir temel bilgi oluşturur. Biz oradaki arkadaşlarımız bize eğer bizim programı kullanacak olurlarsa bize tekrar ulaşsınlar. Biz o arkadaşlarımıza takıldığı yerde uzaktan bağlantı yaparak ya da İşte tekrar anlataraktan eksik kalan bilgileri ya da ayrıntı bilgilerini tamamlayabiliriz. Yani biz bu işte sunumdan eksik şu kaldı, bu kaldı demeyin. Bizi daha sonra arayarak eksik kalan yerleri biz tamamlayabiliriz. Yani böyle de bir şey yapabiliriz. Şimdi burada biz eşleştirme sihirbazımızdan eşleştirdik arkadaşlar. Eşleştirme yaptıktan sonra bizim burada diğer bir düğmemiz, koordinat yanılma sınırı hesaplama düğmemiz var. Şimdi burada bu ekranımız normalde boş geliyor. Bu ekranda hiçbir tane koordinat olmuyor. Şimdi burada ölçü değerine göre eğer takometrik hesap yapıldıysa bu takometrik hesapları için bizim yatay uzaklığa ihtiyacımız var MIRA için. Bu yatay uzaklıkları NETGET'ten alabiliyoruz. NETGET'ten takometrik hesap için MIRA dosyaları var, uzantısı MIRA dosyaları. Bu dosyaları seçerekten koordinat isim, nokta isimlerini ve buradaki değerleri aldırıp uzaklıkları otomatik hesaplatabiliyoruz. Buradan MIRA uzantılı dosyalarından şu şekilde 3 noktayı tıklatıp veri alabiliyoruz. Burada bakın demo sayısallaştırma bir dosyamız var. Bu likas kurduğunuz vakit bilgisayarınızda böyle bir örnekte karşınıza gelir görebilirsiniz. Bu MIR dosyalarını. Ondan sonra ileri diyorsunuz verileri alıyor. Şimdi burada sadece bu takometrik hesap için bunu yapıyoruz. Normalde buradaki bilgilerimiz yok. Bu ekranda da grafikten veri al diyoruz. İleri dedik. Bakın bu ekranı daha önceden hatırlıyorsunuzdur. Bu ekranımız işte yanılma sınırı atmak için kullandığımız noktalar ekranımız. İleri diyoruz. Şimdi program otomatik olarak bu daireleri tekrar atıyor yanılma sınırı için. Neden? Yanlışlıkla silmiş olabilirsiniz. Hatalı olmuş olabilir. O yüzden tekrar ileri diyerekten bir değişiklik yapmışsınızdır. Önce maksimum konum hatasını buluyor. Bu daireleri atıyor. Daha sonra işlemleri yapıyor.
Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir mantık var arkadaşlar. Biliyorsunuz biz iyileştirilmiş noktaları oluşturmuştuk. Yeni parseli oluşturmak için yeni koordinatları. Şimdi burada iyileştirilmiş noktalardan hareket ederek yazılıp işte araziden alınan nokta mı kullanılmış yoksa geçici dönüştürülmüş koordinat mı kullanılmış? Bunları otomatik olarak hesaplayıp eşleştirip listeyi oluşturuyor. Bu listeyi daha sonra çıktı olarak alabiliyorsunuz. Zaten çıktı olarak da isteniyor genelde. Şimdi bu hesaplamaları yaptıktan sonra diğer aşamamız parsellerdeki hatalarımıza girmek. Bu hatalar neler? Onlardan bahsedeceğim. Daha sonra da işte sayısallaştırma raporu, sayısallaştırma ada raporu, işte teknik işte arkadaşların sorduğu 41 hesapları yani düzeltme raporları. Bunlar nasıl alınır? Onlar da basit zaten. Onları göstereceğiz ve daha sonra da küçük bir iki tanıtımla sunuyu bitireceğiz. Şimdi bu ekran işte projenin yoğunluğuna göre biraz uzun sürebiliyor. Çünkü bütün noktaları teker teker kontrol etmesi gerekiyor. Nokta çoksa projenizde biraz sürebilir. Şimdi burada nokta nokta çalışıyoruz. Güncellemede 20K'da sınır tipi belirleyerek yani çizgisel çalışıyoruz. İkisinin arasında en büyük fark bu. Sayısallaştırmayla güncellemenin. İşte daha önce 20K yapan arkadaşlara sayısallaştırma biraz zor gelebiliyor, farklı gelebiliyor. Ama hani sayısallaştırmadaki mantık da öğrenildiği vakit yani rahat bir şekilde yapılabilir. İlker Bey, ben bu arada bir ekleme yapabilir miyim? Buyurun. Şimdi sorular geliyor. Eğitim kayıt ediliyor mu? İşte mail atar mısınız şeklinde. Arkadaşlar, eğitim kayıt ediliyor. Bunun şube sayfasından bir linki olacak. YouTube üzerinden biz yayınlamayı planlıyoruz. Eğer İlker Bey açısından da bir sıkıntısı yoksa. Benim açımdan bir sıkıntı yok. Tamam. bir şey Biraz oldu. evvaki oldu ama. Şöyle bir şey oldu. Arka arkaya devam edince biraz da ara vermedik aslında. Biraz yorucu oldum. O Evet yüzden abi. biraz düştüm yani. Kusura bakmasın arkadaşlar. Yani hani Biraz daha hızlandırabilirsek sayı da azaldı, böyle diğer arkadaşlar da şey yapıyor herhalde. Tamam şu ekran bitiversin. Ondan sonra zaten 2-3 dakikalık bir anlatımla bitireceksin zaten. Tamam. Ardından soruları soru cevap şeklinde herhalde şey yapacak. Tamam, bitti herhalde. Mikrofon sizde. Buyurun. Tamam bitmek üzere hemen diyoruz. Ne diyormuş? Ya bu ekran işte şimdi sunumda yapıyoruz ya sunum olunca bilgisayarı da yavaşlatıyoruz sunumla. Birazcık onun da etkisi oluyor. Bitmek üzere hemen. Hem bir de arkadaşlar yani eğer şantiyelerde çalışacak olan arkadaşlar varsa biz onlara yine ayrıntılı olarak da anlatabiliriz. İş ilerledikçe ilerleyen seviyelerde. Yani o şekilde de bizden destek alabilirler. Yani biz hiçbir isteği geri çevirmiyoruz Şükrü Bey. Hani bir arkadaşların bilgisi olsun. Hani takıldıkları anlaşılmayan ya da bu sunuda anlatamadığım yerler vardır mutlaka. Oralara bilgi almak için bize mutlaka ulaşsınlar. Biz de yardımcı olalım.
Ürünün arkasında durmak önemli tabii her zaman. Ya biz işte 2005'ten beri sektördeyiz. Elimizden geldiğince yani her türlü desteği veriyoruz. Bunlar için de ek ücret talep etmiyoruz. Yani onu da söyleyelim. Eğitimlerimiz ücretsiz. Arkadaşlar her zaman için takıldıkları noktalarda yardımcı oluyoruz. Bazen uzaktan yardımcı oluyoruz. Firmamızın uzaktan destek yazılımı var. Teamviewer'la bir anlaşma yaptık. Rahat bir şekilde bağlanabiliyoruz. O da olmadı. Proje dosyalarımızı bize mail atıyorlar. Projelerde o şekilde bakaraktan yine aynı şekilde destek olabiliyoruz. Bazen projede görülmeyen hatalar olabiliyor. Onlar da yine müdahale edip yardımcı oluyoruz. Yani yeter ki bize arkadaşlar ulaşsınlar, çekinmesinler. Bazen işte yardım etmezler gibi düşünenler oluyor. İşleri çoktur vesaire. İlker Bey, web sayfanız? Bizim web sayfamız lideryazılım.com. Google'a lider yazılım yazıp kendimi şanslı hissediyorum. Butonuna bastıkları vakit direkt sayfamıza girer. Bir de şöyle Facebook'ta da bizim Likas sayfamız var. Facebook'ta lider Likas yazarlarsa eğer Facebook sayfamızı beğenirlerse bizim güncellemelerimiz falan değişiklikler Facebook sayfamızda yayınlanıyor sürekli. Oradan da takip edebilirler. Bu arada bu ekranımız bitti. Bu ekranımız bittiğinde bakın buradaki koordinatların tümü geliyor. Bu otomatik eşleştiriliyor. Buradan mesela 101'e 1'in araziden alınanı yokmuş. İşte dönüştürmüş geçici koordinata eşleştirmiş. Örneğin biraz aşağıya ineyim. Şöyle bakın. Buradaki mesela 101'e 369 nolu noktanın yine aynı şekilde araziden alınanı var. Adı işte M3'müş gördüğünüz gibi koordinatları. Eskisi buymuş. Bunların hesaplarını bu şekilde gösteriyor. Bununla ilgili çıktılar var. Çıktıları da alabiliyorsunuz. Şimdi bunu yaptıktan sonra biz noktaların yanılma sınırlarından iyileştirmiş koordinatlarımızı oluşturduk. Burada bir de alanların yani yüz ölçümlerinin yanılma sınırı yani tecviz hesabı var. Buradaki butonumuz işte yüz ölçüm yanılma sınırı hesaplama. Bu yüz ölçüm yanılma sınırı hesaplama ekranında şunu yapıyoruz. İşte eski parsellerin ölçeklerine giriyoruz. Hangi ölçekli paftodan olmuş onları giriyoruz. Bunun topla girme yöntemi var. Toplu ölçek girişinden girebiliyoruz. Biraz hızlı geçiyorum. Ondan sonra toplu yapılaşma girişi var. Buradaki yapılaşma binaların olduğu yer değil. İşte yapılaşma bölgelerini burada yapılaşma var diye giriyoruz. Ya da buradan onay kutularını işaretliyoruz. Burada daha sonra yanılma sınırı hesapla düğmesine tıklatarak yanılma sınırlarını hesaplatıyoruz. Hemen tıklayalım. Daha sonra da işte alanların yanılma sınırını hesaplıyoruz. Burada sayısallaştırmada bir noktaların yanılma sınırı var. Kadastronun elindeki bir de parsellerin yüz ölçümlerinin yanılma sınırı var. İki tane yanılma sınırı var. Burada bakın bir de irtifakların yanılma sınırını buluyor. Gördüğünüz gibi gösteriyor program. Bu şekilde bunların da yanılma sınırını hesaplıyoruz. Burada bizim bir de diğer ekranda bir şey kaldıydı. Bu yanılma sınırını hesapladığımız vakit yanılma sınırı dışında olan parsellerimiz var. Bakın bunlar bizim için yanılma sınırı dışında olanlar bir hatadır. Bunlara düzeltme raporu oluşturmamız gerekiyor gördüğünüz gibi. Bunlara da düzeltme raporu hazırlayacağız şimdi. Şimdi bu ekranımızdan sonraki diğer ekranımız şu parsel hata tespit ekranımız. Parsel hata tespit ekranımız şu şekilde çalışıyor. Normalde tespit edilen hata kısmımız boş geliyor ve hata tespit kısmımız da boş geliyor. Burada ilk olarak yanılma sınırı dışı hata tespit edilen hata olarak işletmemiz gerekiyor. Bunun için toplu hata girişimiz var. Bu toplu hata girişi ekranından şöyle yapıyoruz. Yanılma sınırı dışındaki parselleri tespit edilen hata olarak ata diyorsunuz. Bu düğmeye tıklatıyoruz. Daha sonra güncelle düğmesini tıkladığımız vakit işte buradaki yanılma sınırı dışı hatası otomatik olarak işaretleniyor.
Şimdi bir parselde yanılma sınırı dışı hatası olabilir. Ama asıl hata farklı bir hata olabilir. Mesela adi yazım hatası yapılmıştır. Ondan dolayı yanılma sınırı dışı hatası çıkabilir. Asıl hata adi yazım hatasıysa bunu seçmemiz gerekiyor. Adi yazım hatası nedir? Örneğin parselin yüz ölçümü 2000 metrekare yanlışlayın. 20.000 metrekare yazılmışsa bu bizim için adi yazım hatasıdır. Tapuda 20.000 yazıyorsa. Yine aynı şekilde buradaki oktan mesela ters mat hatası varsa yanılma sınırında ters mat hatasını seçmemiz gerekiyor. Bir hesap hatası varsa yine hesap hatasını seçmemiz gerekiyor. Bu şekilde bu hataların tespitini arkadaşlar hani programdan otomatik olmuyor. Olma şansı da yok. Çünkü parseli işte bunun paftasına işte benzeri araçlara bakarak bu hata neden kaynaklanmış bulmak gerekiyor. Burada işte bu parseller üretilirken eski yöntemleri bilen kadastrodaki tecrübeli kişiler daha çok yararlı oluyor bu konuda. Hatanın neden yapıldığını onlar daha rahat tespit edilebiliyor. Hani çalıştığınız yerlerde hani işte eski kadastro yöntemleriyle iş yapmış kişiler varsa bunları daha güzel tespit ediyor, veriyor. Bazıları kadastro müdürlükleri bu hataları kendisi tespit ediyor. Bazıları işte müteahhit çalışanı kendisini tespit etmesini istiyor. Bu hatalarımıza girdikten sonra hatayla ilgili açıklama yapıyoruz. Bu da düzeltme raporumuzda çıkıyor. Zaten başlığında da yazıyor. Düzeltme raporu diye yazıyor gördüğünüz gibi. Bu hatayla ilgili açıklama yaptığınızda buradaki bilgiler de düzeltme raporunda çıkıyor. Şimdi bunları da girdikten sonra ben ekranı değiştiriyorum. Hemen diğerine geçiyorum. Şu anda ekran gözüküyor mu acaba? Tamam, okey. Şimdi buradan tekrarlıyorum. Sayısallaştırma sekmesine geldik. Burada koordinat yanılmasını hesaplama ekranı. Bakın. Netcat ekranından da bunu hatırladınız. Yüz ölçümü yanılma sınırı hesapla. Aynısı Netcat ekranında da vardı. Bakın buradaki düğmelerimiz zaten iş sırasına göre arkadaşlar. Parsel hata tespit yine aynı şekilde. Hataları buradan da girebilirsiniz. Netcat ekranından da girebilirsiniz aynı şekilde. Şimdi burada bundan sonra yapmamız gereken sayısallaştırma raporu düzenlemek. Şimdi sayısallaştırma raporu güncellemedeki ada raporu gibi düzenliyoruz. Buraya adalarımız otomatik olarak geliyor karşımıza. Üzerine çift tıkladık. Sayısallaştırma raporu için işte açıklamamızı girmemiz gerekiyor. Bununla ilgili şablonumuz var. Normalde boş geliyor. Buradan şablon ekle düğmesine tıklatıyoruz. Şablon ekle düğmesinden sayısallaştırma. Buradan sayısallaştırma raporu şablonu. Bunu seçiyoruz. Bakın geliyor. Bunu toplu olarak ekletmek için yandaki düğmeden toplu şablon girişine tıklatıyoruz. Yine aynı şekilde toplu bilgi girişiyle doldurmamız gereken yerler var bu ekranda, bu ekranda. Bunları yine toplu bilgi girişi kısmından doldurabiliyoruz arkadaşlar. Bunları da girdikten sonra sayısallaştırma ada raporumuz hazır aslında. Sayısallaştırma ada raporu diyoruz. Bakın oluştu sayısallaştırma ada raporlarımız gibi sayısallaştırma ada raporunu alıyoruz. Gelelim teknik hatalar düzeltme raporuna. Teknik hatalar düzeltme raporu gene ada raporu gibi ama biraz farklı. Burada hatalara göre gruplanıyor. İşte burada mesela 101 parsel için bakın kaç tane hata tipi var. Yanılma sınırı, dışı hatası, ölçü hatası, ters mat hatası, 101 ada için hesap hatası ve sınırlandırma hatası diye gidiyor bakın. Biz burada ada bazında hata tipine göre gruplayarak rapor alıyoruz. Örneğin buradan tıkladım ölçü hatası ya da yanılma sınırı. Burada da yine şablonumuz tek. Tüm hata tipleri için kendi içerisinden otomatik çalışıyor. Şablon ekle. Sayısallaştırma klasörünü tıklatıyoruz. Burada teknik hatalar düzeltme şablonunu seçiyorsunuz. Tüm hata tipleri için tek. Bunu tüm adalar için girebiliyoruz. Aynı şekilde buradan hatalı parselleri görebiliyorsunuz. O hata tipi için, o ada için. Buradaki bilgiler otomatik geliyor diğer ekrandan. Teknik hatalar düzeltme raporu dediğiniz vakit raporumuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada hata tipine göre otomatik düzenlediği için kırmızılı yazılar gene yazılan yazılar yazıdan çıkmıyor. Buradan ekranda takip edebilmeniz için hangi hata tipi için yazılmış
raporları otomatik olarak düzenleniyor. Bir de bunların itirazları için raporlar var. Bu da yine aynı şey gibi, diğeri gibi. Buraya hatalı parseller geliyor, itirazlı parseller geliyor, pardon. Bunları da nereden giriyoruz? Tespitten itiraz varsa buradan giriyoruz. Girdiğimiz vakit bilgilendirme itirazı sonuç raporuna bunlar otomatik olarak buraya sıralanıyor. Bunun da bir şablonu var yine aynı şekilde. Burası boş gidiyor. Şablonuna geliyorsunuz. Şablon ekle. Ondan sonra buradan yine sayısallaştırma. Buradan en üstteki sayısallaştırma bilgilendirme itiraz sonucu diye ekliyorsunuz. Yine aynı şekilde buradan da raporları alabiliyorsunuz. Onun dışında burada rapor olarak diğerleri zaten güncellemenin 20K'nın raporlarına benziyor. İşte ne var? ASCII ilan cetveli var. Buradaki ASCII ilan cetveli sayısallaştırmanın yönetmeliğine göre, mevzuatına göre. Ondan sonra buradan yine aynı şekilde farklı olarak burada sayısallaştırma adı raporuyla sayısallaştırma raporu farklı arkadaşlar, ikisi. Bu sayısallaştırma adı raporu, bu biraz oluşması geç sürer. O yüzden bundan vazgeçin, bu raporu da alabiliyorsunuz. Şöyle bir sayfası gelirse. Ondan sonra buradan işte kesinleştirme cetveli, yüz ölçüm karşılaştırma cetvelleri var. Bunların hepsi otomatik çıkıyor. Sayısallaştırmada önemli olan işte kesinleştirmiş koordinatları hesap oluşturmak, yani iyileştirmiş noktaları. İyileştirmiş noktalardan yeni parseli oluşturmak, koordinat yanılma sınırı hesabını yapmak, yüz ölçüm yanılma sınırı hesabını yapıp parsellerin hatalarını tespit ettikten sonrası zaten program sayısallaştırma raporunu otomatik düzenliyor. Düzeltme raporunu, teknik hatalar düzeltme raporunu otomatik düzenliyor ve diğerlerini otomatik düzenliyor. Tescil de zaten güncellemenin tescili gibi. Yani sayısallaştırmada da anlatacaklarım bu kadar. Bir de biz bu sayısallaştırmanın dışında işte bu güncelleme projeleri 20K'lar için bir kroki programı yaptık. Kroki programımız da şu şekilde, bu yarın yayınlanacak kroki programımız. Şu şekilde hemen bir tane demo proje açayım bununla ilgili. Arkadaşlarımızın hazırladığı bir demo proje var. Burada kroki için şunu yapıyoruz. Ada bölümlemelerini kendimiz yapıyoruz ama biraz farklı yapıyoruz. Çizpen yerleştirmiyoruz. İşte bir ada kaç tane kroki'ye çıkması gerektiğini belirliyoruz burada mantık olarak. Daha sonra işte kroki hazırla düğmesine tıkladığımızda kroki hazırlama ekranımız gelecek ama daha gelmedi. Mesaj arka planda kaldı herhalde. Arkadaşlar bir kilitlenme gibi bir şey oldu ya da arka planda bir ekran kaldı. Bir dakikanızı alacağım ama.
buradan her türlü ayarı yapabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili yine açıklamalarımız var. Şablonun nasıl oluşturulacağı gibi. Yani ben burada sadece programı sadece 2 dakika tanıtmak amacıyla isteyenlere demo göndereceğiz arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. 1 haftalık demo göndereceğiz. Burada kroki hazırla düğmemizi tıklatıyoruz. Ekranda krokilerimiz nereye oluşturulacaksa onu gösteriyoruz sol tuşla. Krokilerimiz oluşuyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi program kendisi otomatik krokileri oluşturuyor. Burada bizim hazırladığımız krokilerde editleme olayı yani düzeltme olayı çok az yapılıyor. Böyle bir özelliği var. Bir yandan da şöyle göstermiş olalım krokilerimizi. Krokimiz de bu şekilde. Bir de size göstermek istediğim son bir şey var. Bu da 2 dakikalık bir gösterim. Bizim hazırladığımız NetKit'e benzeyen CAD programımız var. Adı LiCADGIS. Onu da bir ekranını daha piyasaya çıkarmadık ama bir görmenizi istiyorum sadece. Onun ekranını paylaşacağım size. O şekilde sunumu bitireceğiz. Sonra sorusu olan arkadaşlar varsa alırız. Şimdi bu bizim daha piyasaya çıkarmadığımız LiCADGIS yazılımımız. Buradan az önce NCZ dosyasından veri aldım. Bizim dosya uzantılarımız LCG uzantılı. Buradan bir tane daha proje alayım mesela. Az evvel sayısallaştırma projesi vardı. Ya da şu bizim kroki hazırladığımız proje var. Onu alabiliriz. Şu sayısallaştırmayı alalım. Bizim LiCADGIS'in en büyük özelliği NCZ projelerini gayet güzel bir şekilde alabiliyor. Aynı şekilde tekrar NCZ'e kaydedebiliyorsunuz. İşte bizim diğer modüllerimiz, mesela bu LiCAS modülü de bu LiCAD'in içerisinde modül olarak gelecek. Aynı şekilde işte bizim toplulaştırmada modül olarak ekledik. Bakın bu da bizim tabakamız. Tabakalarımızı burada görebiliyorsunuz. Ondan sonra bu projemiz LiCAD. Bu bizim toplulaştırma modülümüz. Şu anda tamamlandı, bitti mesela. Buradan mesela demo proje açıp toplulaştırma projesini açabiliyoruz. Aynı şekilde görebilirsiniz. Burada da toplulaştırma projesini açtık. İşte burada blok dağıtım ekranlarını da görebiliyoruz. İşte toplulaştırma bilenler bilir. Bu da bitti sayılır. Yakında bu CAD yazılımımızı da piyasaya çıkaracağız. Genel olarak bu şekilde. Ben şu anda ekranlardan çıkıyorum. Böyle bir şey ilave edeyim. Yakında bir portal sitesi açıyoruz. Bu portal sitesinde videolar, programların yardımları geniş kapsamlı olacak. Web sitemizi takip edebilirler. Bir de bizim Facebook hesabımız var. Onu da yazı vereyim ben. Bu şey için... Güncellemeler için. Güncelleme yazılımı için. Evet. Onu da şu şekilde yazayım. Arattıkları vakit şey yapabilirler. Son olarak Şükrü Bey, bize böyle bir fırsatı verdiğiniz için tüm yetkililere teşekkür ederim öncelikle. Tüm katılımcılardan da işte uzattığınız için öncelikle özür dileriz. Anca yetişti. Katılanlara da ayrı ayrı teşekkür ederim. Bize özelden ulaşsınlar, bir ihtiyaçları olduğunda biz her türlü ihtiyaçlarını yazılımsal olarak götürürüz, yardımcı oluruz, demo istiyorlarsa demo da göndeririz. Benim en son ilave edeceklerim bu kadar. Herkese teşekkür ederim.